ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak diye. Fakat yüz yüze olarak biz farklı bir yaklaşım içerisinde olmayı ve bu vakada seçimden sonra ne oldu, ne yaptınız, niye öyle oldu diye sormayı seçiyoruz. Öyle değil mi Yonal Bey? Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Bugün daha farklı bir soruyla başlayalım diye düşündük. Ve bu yerel seçimlerin, İstanbul yerel seçimlerinin tarihine birlikte biraz baktık. Ve AK Parti'nin iktidar olmasından sonra ilk İstanbul yerel seçimi olan 2004 ile beraber CHP'nin ilginç bir şekilde daha önce değinilmediği için ilginç buluyorum. Oylarını 2019'a kadar sürekli olarak arttırdığını gördük. Rakamlara baktım. 2004'te CHP 28.9 almış. 2009'da bu oranı 37'ye çıkarmış. 2014'te 40.1. 2019'un ilk seçiminde 48.77 ve sonraki seçimde de 54.21 olmuş. Burada hızlı, istikrarlı ve anlamlı bir yükseliş var gibi görünüyor. Bunun bize anlatmak istediği anlam acaba ne olabilir? Çünkü aynı yıllar arasında AK Parti'nin aldığı oy az çok aynı olmuş. 2 puan, 3 puan gerilemiş, sonra tekrar üzerine koymuş. Ve en son CHP 28.2'den 54.21'e, yani neredeyse 2 kata çıkarken AK Parti ufak bir kayıpla bu 15 yıllık süreci tamamlamış. Bunu nasıl okuyabiliriz? Murat Bey ile başlamayı dileriz. Önce tabii kimlerle beraberiz onu çok pardon. Edelim. Murat Bey ile başlayalım bugün, ama. Bugün Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk ile beraberiz. Hepinize çok teşekkürler aramıza katıldığınız için. Murat Bey ile süreci başlatmak istiyoruz. Şimdi bir şeye bakmak lazım öncelikli olarak. Kaçar parti girmiş 2004'ten bugüne kadar seçimlere? Bu çünkü önemli bir faktör. Hangi partiler girmiş? Bu da önemli bir faktör. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükselmeyi çok net açıklayabiliriz. Yani bir seçimde 2004 seçimleri mesela çok kuvvetli adaylarla girmiş karşı taraf. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sirmen'le girdi tabii, galiba. Tabii Sefa Sirmen'le girmişti. Ondan sonraki seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nde o %37 alınan seçim genel başkan değiştirdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile girmişti. 40.1 Mustafa Sarıgül. Evet. Genel başkan değiştirdim ki gülümsedim, böyle bir risk var tekrar. Ya sen iyice alışmışsın gazeteciliğe. Ben seni araştırmacı yok, olarak tamam, araştırma şirketi olay bitmiş değil mi İhsan Aktaş'ta? Bitmiş direkt çarp diye olay, yok. Olay seçimden sonra şeye dönmüş bayağı araştırma gazeteciliği. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki demokratik bir partide bu böyle olur. Çaycısından en üst düzeydeki adamına kadar o partinin genel başkanı olmak ister. Bu gayet doğaldır. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne özel bir durum mudur? Evet, bu ona özel. Bu öyle. Onun için o gülümsemede, o güzel gülümsemede, tatlı gülümsemede, alaycı bir gülümseme değildi o. Hoşuma giden bir şey karşısında verdi. Bir an durdurabilir miyim? Başka bir uzmana sormak istiyorum. Can Selçuk'a katılır mısın? Katılırım. Ben zamanında şöyle diyordum hatta. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidin. 9. kattan yukarı kimle karşılaşırsanız genel başkan adayıdır diyordum ben. Yani, evet. Senin yaklaşımın, senin yaklaşımın daha demokratik. Sen 1. kattan yukarı. En dipten en yukarıya 14 kattı kadar. Biliyorsunuz. Ben 9 üzerine söylüyorum. Şimdi bir de bu da hep şey var. Yani mesela 2009 ülkede müthiş bir kriz var. Ekonomik kriz var. O teğet geçti falan dedik ama pek o teğet geçmedi. O krize denk gelen bir şey ki AK Parti'nin en düşük oy düzeyine düştüğü senedir o 2009. Doğru, 44.2. Çok düşüktü. Ondan sonra hep bu 45 ve üstünde almıştır zaten. Ve şimdi karşısındaki en önemli rakibi düşüş gösterdiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi de artıyor. Artı bir de İstanbul bir takım şeyleri çok daha, bir takım sıkıntıları çok daha net hissedebilme yetisine sahip bir şehir. Yani ekonomide bir sorun. Türkiye'nin kalanından daha. Evet, Türkiye'nin kalanından. Türkiye'de bir sorun çıktığı zaman İstanbul'da çarpı 1.5 oluyor o sorun.
her ne sosyolojik bir sorun olabilir, ekonomik bir sorun olabilir, her ne sorunsa Türkiye'yi etkileyen bir sorun çıktığı zaman. Ve İstanbul seçmeni kolay kolay istikrarı bozmuyor. Yani bir sunduğu mesela belediye başkanlığını ilçelerde, mesela bunun çok güzel örnekleri var. Kartalı var, işte efendime söyleyeyim Çatalcısı var, Sivri. Bir kere verdiği şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya X Parti'ye. Bir daha kolay kolay değiştirmiyor. Yani istikrarın peşinde koşuyor. Şimdi bu yükselme de her seferinde de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerin şeyi, nüfusları artıyor. Yani diğerlerine nazaran daha bir artıyor. CHP nüfus artmasa bile, evet, nüfus artmasa bile orada yaşayan CHP'li nüfus artıyor. Yani bir partiden bir partiye dönüşten bahsediyorum. Ve bunlar küçük büyüyor. Ama bugünkü durumumuz bu izah etmiyor tabii. Yani %48'i bu izah etmiyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ben İstanbul'da %48 aldım, bir dahaki milletvekili seçiminde işte oradan en azından 50 tane milletvekili çıkartırım falan diye düşünüyorsa bu hata olur. Çünkü bu %48'in içerisinde pek çok bileşen var bir defa yani. Vardı. Şimdi gene farklı bileşenler var ama 48'in içinde değil artık. 54. 54'ün içerisinde. Ben o 54'ün o 6'sının geri döneceğini düşünüyorum. Yani o 6'sının milletvekili seçimlerinde tekrar eski partilerine, hatta geri kalanın, yani çünkü bir baktığımız zaman 24 Haziran, geçen programda da sizinle konuşmuştuk. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi gösterebileceği en iyi adayla seçime girip Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul'da %36.9 aldı. Selahattin Demirtaş %10 aldı. Meral Akşener %10'a yakın bir oy aldı. Yani bir baktığınız zaman bu %48'i sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile açıklamak çok zor şu aşamada. Fakat bugün de yine şey yaptım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok böyle bir albenisi çok yüksek. Yani öyle şu parti, bu parti, şu siyasi eğilim, bu siyasi eğilim, en sağından en sonuna kadar kendisine sempati duyan bir kitle var. Bu da onun çok büyük. Tamam. Yine biz bugüne kadar gelmiş olduk. Peki İhsan Bey, sizce bu son 15 yılda İstanbul'da CHP oylarının artmasının bir anlamı var mı? Bize söylediği bir şey var mı? Yani kesinlikle anlamı var. Şöyle, yani İstanbul'daki tek muhalefet partisi. Baktığınız zaman mesela başka şehirlerde AK Parti'nin oyu var. Diyelim ki işte Yozgat'ta AK Parti var, MHP var. Erzurum'da AK Parti var, MHP var. Başka bir şehirde başka bir rakip parti devreye girebiliyor. Fakat İstanbul'da AK Parti kurulduğundan beri bir tane rakibi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Oyların yükselişi şöyle. Zaten baktığınız zaman yani ilk seçimden bugüne kadar kendi sahip olduğu ilçeler var. Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi. İşte daha sonra Kartal, Maltepe eklendi. Burada belki şuna bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi seçimle aldığı yerleri elinde tutmayı başardı sonraki dönemde. Zaten benim böyle bir son 2-3 seçimdir vurguladığım bir mesele vardı. AK Parti ülke kurulurken yatırım ihtiyacı olan bir ülkeydi. Ülke genelinde, aynı zamanda kentlerde de hizmet açığı çok yüksekti. AK Parti ağırlıklı olarak buna odaklandı. Fakat bir iki dönem AK Parti'de kalan bir ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir şeyi keşfetti. Aslında kentlerin yatırım talepleri ve ihtiyaçları ila nihaya değil. Yani kıyamete kadar yatırım talep etmiyor. Daha ziyade böyle halkla ilişkileri yaparak, çok böyle çivi çakma ihtiyacı hissetmeden, sosyolojiyi yöneterek, halkla ilişkiler yaparak daha çok oy alınabileceğini gördü. Aslında Sarıgül bir modeldi. Dikkat edin, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin figürleri yani, maddi yatırım yerine insanların sosyolojik yaşamlarına tabii yatırım. Yani halkla ilişkiler yaptı. Kendi işlerini anlattı. Halkın arasında bulundu. Bence AK Partili yöneticiler o hizmet sendromundan çıkamadılar yani. Mesela işte park yaptım, işte çocuk alanı yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Yetmedi karakol yaptım, yetmedi işte bir şeyi, sağlık ocağı yaptım. Yani bir yapma şeyi devam etti. O vatandaşın
eski talebi devam ediyor diye. İkincisi şöyle bir avantajı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Mesela Şişli'de belediye başkanlığı yapıyorsunuz, Kadıköy'de belediye başkanlığı yapıyorsunuz, Bakırköy'de belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Zaten altyapısı tamamlanmış yerlerdi. Bir de bir ideolojik duruşunuz var. Yani temsil ettiğiniz bir şey var. Oradaki %50'yi 55'e 60'a çıkarmanız çok zor değil. Zaten sosyoloji etkileyici bir sosyoloji ve oraya gelen insanlar dönüşebiliyorlar. Yani siz zaten %50'lik 60'lık bandı olan yerlerde, yani AK Parti'de %50'lik 60'lık olduğu yerlerde sosyolojiyi dönüştürebiliyor. Bir, o sosyoloji avantajını kullandı. İki, çok merkezi yerlerdeydi güçlü olduğu yerler. Ya işte Beşiktaş'ta işte 50'den 70'e 80'e kadar çıkabiliyor. Birincisi tek muhalefet parti olması, ikincisi çok merkezi yerlerde belediye başkanı olması, üçüncüsü de daha önceden o problemi çözülmüş yerlerde Sarıgül modelinde denediği ve başarılı olduğu işte halkla ilişkiler ve sosyoloji yönetme kültürünün aslında baktığınız zaman Büyükçekmece'de de böyle bir model çıkardı. Fakat ben bir ara korkmuştum. Ne zaman korkmuştum? Seçim 2014'tü galiba. 4-5 tane figür birbirine çok benziyordu. Yani birisinde ismini zikrettiğim için sonra şey yaptı, yani ben de ziyaret ettim, aman beni katma o listeye diye. 4-5 ilçede birbirine çok benzeyen adaylar konulmuştu. Bunların üçü kazanamadı. Biri başka partidendi, üçü Cumhuriyet Halk Partisi'ndendi. Eğer o gün onların tamamı kazanmış olsaydı aslında Türkiye'de siyasetin genetiği değişebilirdi. O da şunu getirecek. Hiç iş yapmanıza gerek yoktur. Harika halkla ilişkiler. Herkese mesaj ver abi. Oyları al ama kent çok önemli değil. Yapılmış yapılmamış falan. O seçimde neyse ki o modellerin hepsi kazanamadı. Ben özetle şöyle anladım söylediklerinizden. AK Parti belli bir yere kadar hizmetle oy almayı sürdürdü. Bölgeler hizmete doyunca algı meselesi önem kazandı. CHP algı yönetmeyi AK Parti'den daha iyi. Daha iyi başardı. Aslında peki hocam sizce... Şöyle bir şey daha ekleyeyim. AK Parti şunların adını koydu aslında. Bir, fiziki belediyecilik. İki, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik. Aslında bu kademelendirmeler de topluma AK Parti kazandırdı. Bir de şöyledir. Nihayetinde sürekli iktidarda olan bir parti varsa ve sağlam bir şekilde oyu olan ve sosyolojik olarak ve ideolojik olarak sağlam merkezlerde oy alan bir muhalefet partisi varsa muhalefet partisi oyunu artırır. Fakat benim hala kanaatim şudur, onu da söyleyeyim. %37'dir Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul oyu. 38 olabilir bu. Hani o Kılıçdaroğlu'nun olduğu ay. Sarıgül'le 43'e çıktığında bu dışarıdan takviyeli bir 43'tü. Yani İstanbul'da ben zaten seçime gidilirken hep şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37-38 oyunu koyun. 5 puan İYİ Parti'den koyun. Genel seçimde 12 puan oyu var HDP'nin. Yerelde 10 puan oyu var. Peki o zaman şöyle bir sorun oluşuyor yani mu? Yani şöyle 38-48 53 zaten bir adayı kazandıracak ittifakın oyları var. AK Parti'nin aldığı oy %48.61 görünüyor ilk seçimde. O zaman tabii bunu da kendi ittifakıyla düşünürsek ilk defa AK Parti yüksek bir oy kaybetmiş diyebilir miyiz o zaman? Ya şöyle, aslında bence Ekrem İmamoğlu'nun birinci seçimde aldığı oy hatır sayılır bir oydu ama toplam ittifak oylarından daha geriydi. Binali Bey de birinci seçimde hatır sayılır bir oy aldı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığınız zaman az farkla öndeydi ama Cumhurbaşkanı CHP'den de oy almıştı, İYİ Partililerden de oy almıştı. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında birinci seçimde Binali Yıldırım'ın da oy hatır sayılır bir oy partisine göre. Ekrem İmamoğlu'nun da oyu hatırlayın. Millet sadece şunu gözden kaçırdı. Millet İttifakı'nın toplam oylarının bir adaya yetebileceği fikri millette nedense oluşmadı. Mesela şöyle saçma sapan bir şey var. Binali Bey başladığı zaman 9 puan öndeydi. Ya hangi sosyolojiyle, hangi demografiyle 9 puan önde olacak? Bu sadece bir bilgi hatasıdır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman şey var elbette ki, yani bir aday onun pazarlaması, iletişimi, siyasal iletişimi başarılı yürüdü. Fakat nihayetinde bütün bu başarıların gerisinde bir adayı kazandıracak ittifakın oyu zaten vardı. Can Bey, siz de ikinci seçimi bayağı yaklaşık bir şekilde tahmin eden bir şirketin genel müdürüsünüz. Peki sizce bu 15 yıllık süreçte CHP'nin sürekli oy arttırması neye bağlanabilir ve bugün neden acaba bu düşünülmüyor da elde edilen sonuç hep bir sürprizmiş gibi algılanıyor? Şöyle, işin sosyolojisinden biraz tekniğine dönmek istiyorum. Belirli kırılma noktaları var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni veya muhalefet seçmeni diyelim, organize olmayı çok geç öğrendi, çok geç fark etti daha doğrusu. Yani şimdi mesela 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakın, katılım %74 Türkiye genelinde, İstanbul'da %72.
Yani ciddi bir muhalefet aslında o zamanlar neredeyse tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'yle tanımlanan şey. Gerçi Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. Önemli bir kısmı sandığa gitmemiş mesela. Yani böyle bir tartışma yoktu muhalefet içerisinde. Şimdi bu seçimde çok sürpriz bir şey oldu. O yüzden bence herkese sürpriz geliyor. CHP organize oldu. Yani bu sürpriz olmaması gereken bir şey ama hani son 2002'den bu yana seçim gecelerini hatırlayalım. İşte tutanaklara sahip çıkmaya bakalım, sandık görevlilerine bakalım, her şeye bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. Ve uzunca bir sürede olmamaya devam etti. Sandık başında yoktu. Yani bu imzalı ıslak tutanak biriktirme, bunları işte bir sisteme girip onun üzerinden test etme, böyle şeyler yoktu. Uzun bir sürede olmadı. Ondan sonra sivil inisiyatifler, ya bu iş olmuyor galiba, bu işi biz yapalım dedikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet diyeyim daha geniş anlamda kendine toplum geldi ve de bir yani örgütlenme yapma ihtiyacı hasıl oldu. Fakat günün sonunda baktığımızda Ekrem İmamoğlu gibi farklı biri geldi ve bir organizasyon koydu ortaya. Başarılı da bir il başkanının ortaya koyduğu organizasyon var. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı bir tweet okumak istiyorum müsaade ederseniz. Ne zaman atmış? 19 Mart 2012'de atmış. Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul'da Türkiye'de iktidarız diye 2012 yılında bir şey atmış. Şimdi geçen gün mal varlığı açıklandı. Belli ki başarılı da bir iş insanı kendisi. Yani bir organizasyon var orada. Anlatabiliyor muyum? Ve de bize sürpriz gelen şey aslında Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefette yıllardır olması gereken, yani siyasi parti 101 diyeyim, örgütlenme 101 diyeyim veya kızacaklar bana ama yoktu. O 101 denen olan olayın 31 Mart lider eksiği, organizasyon eksiği, yani yönetişim eksikliği vardı. Yani hemen gidelim 24 Haziran'a. Size bu konuda destek vereyim mi? Baykal'a kaset komplosu düzenlendiği zaman İstanbul'da ilçe başkanları bir araya gelmiş, il başkanını toplamış. Ve bir ilçe başkanı bana dedi ki, biz tarihimizde ilk kez birbirimizle o toplantıda tanıştık dedi. AK Parti dedi her hafta, her ay ilçe başkanlarını toplar, her hafta şey ilçede toplanır, ayda ilde toplanır, ayda bir Ankara'ya gidilir. Baykal'ın başına bu mesele geldiği zaman, il başkanı bizi çağırdı, ne yapacağımız dediği zaman, biz ne yapacağız bu işte dedi, tavrımız ne olacak? İlçe başkanları ilk kez orada tanıştılar dedi. Yani organizasyonsuzluk, yani geçmişe dönük böyle bir pozisyon vardı. Farklı hareket ettiler olayın sonunda. Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Bu son 15 vallahi, yıllık durumda. Valla son 15 yıllık durumda senin yaptığın tespit bence doğru bir tespit. Oylarını arttırıyor. Ben bu oy artışının sebeplerinin sadece ve münhasıran CHP belediyeleriyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada nüfus artıyor diye olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'un genelinde sosyoloji dönüşüyor. Ve kısmen de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 17 yıllık iktidarının bir sonucu olarak dönüşmüş bir sosyoloji var ortada. Ve fakat bu sosyoloji evet Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ve bu partinin uyguladığı siyasetlerin sonucunda dönüştü ama o dönüşümün sonunda ortaya çıkmış olan şey muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetinin arzuladığı şey değil. İster istemez sosyolojiyle baş etmek siyasetin stratejik boyutu için ya da sadece stratejik boyutuyla siyasetin elleçlenebilir bir mesele değil. Sosyoloji dediğiniz şey biçimleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de kent. Türkiye'de kentlileşme gerçekleşmeden şehirleşme gerçekleşiyor. Fakat işte 17 yıllık AK Parti hükümetleri esnasında kentte bir zenginleşme var. Kent rantı üzerinden üstelik de bu bir kısmıyla. Fakat kent rantının nasıl doğru ve yanlış kullanıldığı sorusunu şimdi bir yana bırakalım. Onun iyi kullanılmadığı muhakkak. Çünkü kentlerin hali ortada. Ama onu bir köşeye şöyle park edersek bu soruyu bir anlığına. Bu rantın yarattığı refahın kentlilik denilen meseleyi
İstanbul gibi bir metropolün, dünya çapında bir metropolün, işte hep S-400'ler bağlamında konuşuyoruz NATO'yu mesela, farklı bir bağlamda konuşursak şunu söyleyebiliriz. Bütün NATO'nun, yani en gelişmiş Batı ülkelerinin üyesi olduğu bir ittifak bu. Bütün bir NATO'nun en büyük yalın kenti İstanbul. NATO üyelerinin bütün başkentlerini, büyük kentlerini vesairesini koyun. Bunun için Amerika'da var. En büyük kent İstanbul. En prestijli aslında. En büyük yani. Kent İstanbul. Belli açılardan en prestijli bir kent. Napolyon Bonaparte'ın dediği işte hep söylüyor ya. Eğer dünya devleti diye bir şey olsaydı İstanbul onun başkenti olurdu diye. Hakikaten çok hususi bir coğrafya üzerinde bir kent. Ama biz onu işte ne kadar kent gibi kullanabiliyoruz dediğim gibi. O soruyu park ettim, ona girmiyorum. Velhasıl kelam, günün sonunda o kent rantı, o zenginleşme bir kentlilik duygusu. Neden? Çünkü öncelikle kentlilik denilen olgunun etrafında şekillenen cinste ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara kentli çözümler arzusu doğurdu. O kentli çözümleri fiziki belediyecilik anlayışı dedi sevgili İhsan Aktaş. Yani orada ben Murat Sarı'nın biraz evvel şey yaptığı, yüzüne yerleştirdiği sevimli diyeyim ve sıcak gülümsemenin benzer bir tanesini yüzüme yerleştirmeyi isterim. O fiziki belediyecilik o kentliliğin yarattığı talebe cevap verecek işler yapmamış demek ki. Ama yapmadığı da aşikar. Şimdi aslında o adım kentleşmedir. Kentleşme, kentte yaşayan insanların kenti refleks göstermeye başlamasıdır. Tamam, yani işte kentli... Fiziki belediyecilik kentleşmenin altyapısıdır. Kentleşme kültürle şimdi, alakalı daha çok. Ya bu, veya kentte yaşamakla alakalı. Şuna katılmıyorum. Yani şimdi kent dediğiniz şey sadece altyapıdan ibaret değildir. Bu altyapıyla ilgili ne yapılmadığı da herhalde bizden başka bir takım uzmanların konuşması gereken bir konu. Çünkü bizler kent altyapısıyla ilgili olarak neyin son dönemin ürünü, neyin önceki dönemlere ait olduğunu tam olarak tartışabilecek durumda değiliz. En azından ben kendimi istisna kabul edeyim ama. Az alakam var konuyla. Yani Söylersin. Tamam. Söylersin onu da. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Kentin altyapısına dair yatırımlar, gözüken yatırımlar değil. Değil mi? Kentte dolayısıyla bağ bahçe, yani park yapmak biraz daha şey. İşte metro yatırımları evet önemli. İşte metrobüs yatırımları önemli. Bunlar yapılmadı mı? Yapıldı. Fakat bu yapılanların ben yapılmış oldukları halleriyle kentin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verip vermedikleri sorusundan bahsetmiyorum. Bütün bu altyapının oluşturduğu kentliliğin, kentin kendi ne diyeyim havasının diyelim, tininin günün sonunda kentliği nasıl etkilediğini ve taleplerini nasıl etkilediğini soruyorum. Şimdi eğer kentlinin velev ki İhsan Aktaş haklı, velev ki değil, benim de zaten bir itirazım yok buna. Velev ki İhsan Aktaş haklı ve o altyapı yaratıldı. O altyapının üstünde yaşayan insanların bu sefer kentli istekleri var. Bunlar bu sefer sosyolojik ve kültürel istekler. Şimdi o sosyolojik ve kültürel isteklere karşılık veremediğiniz zaman ya da onların beklentileri doğrultusunda bir karşılık üretemediğiniz zaman çağın gerekleriyle kendi tahayyülünüzdeki kültürün arasındaki uyuşmanın ve kırılmanın nerede olup olmadığına tam olarak karar veremediğiniz zaman ya da buna doğru karar veremediğiniz zaman ortada bir boşluk doğuyor. O boşluğun içerisinde de tabii muhalif görüşler sızacak. Bir ülkenin siyasetinde daha daha normal bir şey olamaz. Bunun böyle olduğunu iddia ediyorum. Niye bu kadar rahat iddia ediyorum? Çünkü bütün kamuoyu araştırmacılarının ve toplumun nabzını tutanların bildikleri bir gerçeklik var değil mi? Burada bana bunun konuda itiraz varsa onu dinlemeyi çok isterim. Çünkü yeni bir şey öğrenmiş olacağım. Gençler arasında, özellikle de kentli gençler arasında, yüksek öğrenimli kentli gençler arasında, gittikçe daraltıyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düşük. Türkiye averajından düşük değil mi? Bu konuda hemfikir miyiz efendim? Hemfikiriz. Dolayısıyla orada o
yükselen ihtiyaca karşılık vermek noktasında fiziki belediyeciliği iyi yapmış olabiliriz. Ama sosyal ve kültürel belediyecilikte aynı performansı gösterememişiz diyebilecek bir Adalet ve Kalkınma Partisi şeyi var, profili var. O profil muhalefetin çıkardığı, bu sefer gene Murat Sarıcan'ın şeyini söyleyeyim, ifadesini kullanayım. Çok kolay ilişki kurulabilir kendisiyle, empati kurulabilir bir muhalefet adayıyla karşılanınca ortaya ciddi bir farkın çıkabileceği bir zemin doğuyor. Ama o zemin tek başına o farkı açıklamaz tabii. Diğer meselelerin tamamı bunun üzerinde ciddi etkiler yarattılar. Onlar bahsediyor ama onları çok konuştuk. Fakat bence İhsan Aktaş'ın açtığı kanal, şu anda konuştuğumuz kanal, konuşulmuş bir açı değil Türkiye'de bu seçimlere ilişkin olarak ve bu bakımdan da önemli. Hatta bu konunun açıldığına o manada da oldukça sevinçli olduğumu söyleyebilirim. Bu farkı izah edecek temel faktör olmamakla birlikte temel tezim şu ki demin anlattıklarım bu farkın üzerinde ortaya çıkabileceği zemini hazırlamış olan etmenler. Ve o etmenlerin üzerinde de böyle bir fark ortaya çıktı. Bundan sonrasında ne olur? Evet, seçmenler geri dönebilirler. Evet, partilerine dağılabilirler. Biraz seçim sistemiyle alakalı. Ama şu anda bir gerçeklik var. O seçmenler artık geri dönmesi gereken seçmenler. Yani daha önce buradaydılarsa şimdi artık burada değiller. O koordinat ekseninde başka bir noktadalar. Ve artık onları geri kazanmak daha önceki evlerinin işi. Burada İhsan Bey'e bir sorum var. Murat Bey demin konuşması sırasında bir çarpan etkisinden bahsetti. İstanbul'da gelişmeler, politik gelişmeler 1,5 olur. 1,5 etki yapar dedi. Yani bir çarpan etkisinden söz etti. Bu son gelişmedeki oy dağılımının farklılaşması çarpan etkisi yüzünden mi gerçekleşiyor? Geri alması da çarpan etkisi yüzünden kolay mı olur? Şimdi süreci takip edecek olursak, yani mesela ikinci seçimde ben bu az önce Ahmet Bey'in söylediğine bir ekleme yapayım, ondan sonra analize girelim. Şimdi bu AK Parti nihayette Türkiye'de bir orta sınıf üretti. Aslında Türkiye bir yönüyle kapitalistleşti ve bir bireysel seçmen tipolojisi de ortaya çıktı. Böyle büyük işlerden ziyade günübirlik küçük taleplere seçmen yöneldi ve ikinci seçimdeki vaatlere bakın, aslında hiç proje yoktu. Öğrenciye burs, fakire yardım, yaşlıya şu bu falan filan. Bu bireysel gelişmeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Bireyselleşen seçmeni. Fark şuradan ortaya çıktı. Ya birinci seçimde oylar başa baştı. Binali Bey şu vaat ettiklerini, 3,5'unu daha önceden vaat etseydi zaten seçimi alırdı. Bu bireysel taleplere yönelik vaatleri. Fakat bence asıl büyük kırılma noktasını iptal oluşturdu ve vatandaş iptali kabullenmek istemedi. Hemen şartlar ne olursa olsun. Yani şöyledir. Bir ekleme gitmemiz gerekiyor. Tamam, çok teşekkürler. Hemen reklamdan sonra tekrar iptal konusuyla devam edeceğiz. Bu sefer denize sıfır bir otele ne dersin? Havuzda da olsun baba. Pardon yenge, hayallerinizi bölüyorum ama baktığınız oteli beğendiyseniz benim önden ödemesini almam lazım. Daha gitmedik bile. Gidersiniz. Tatil keyfi gitmeden bitmesin, Otel Z ile otele gidince ödersin. İşte bu, o sıkıcı toplantıdan hemen önce dakikalar içinde gelen dondurmanın mutluluğu. Bu Getir mutluluğu. Sen de hemen Getir indir, mutlu ol. Getir bir mutluluk, Getir bir tekrar beraberiz. Yüz yüze de devam ediyoruz. Söz tam da İhsan Aktaş'tayım.
Aslında yani farkın açılmasını konuşuyorduk. Yani bir önceki seçimde noktayla virgülle iş başa başsa, ikinci seçimde niye bu kadar fark ayrıldı? Ya birincisi yani her iki tarafta mağdur olduğunu anlatmaya çalıştı. AK Parti anlattı, Cumhuriyet Halk Partisi anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mağdur olduğuna vatandaş daha çok inandı. Zaten bizim de hemen seçim iptal öncesi ve sonrası yaptığımız araştırmalarda da bu ortaya çıktı. Yani AK Parti ne kadar ikna etmeye çalışırsa çalışsın, ne kadar gayret ederse etsin, vatandaş iptal gerekçelerini hazmetmedi, kabul etmedi ve buna da tepkisini gösterdi. Bunun üzerinden bir sürü yorum yapabiliriz. Yani adayın gençliği etki etmiş olabilir, vaatleri etki etmiş olabilir. Bir de şimdi 20-25 yıllık biriken bir muhalefet motivasyonunu da unutmamak lazım. Şimdi iktidar taraftarını düşünün. Yani 16-17 yıldır iktidarda belediye sürekli kendisinde ve artık bunun bir seçim değil de hakkı mükteseb olduğu kanaati oluşuyor. Ya bir önceki seçimdeki ben AK Parti'nin rahatlığına bakınca ya bizdeydi zaten bizde olmaya devam eder. Ama ya neredeyse AK Parti seçime girdiğini bile fark etmedi birinci seçimde. Ha burada muhalefetin yani bir seçime girmiş yenilmesin, ikinciye girmiş yenilmesin, üçüncüde böyle bir büyük ızdıraplar yaşamışsın, Cumhurbaşkanlığı seçimine girmişsin, tekrar yenilmişsin, genel seçimde tekrar kaybetmişsin. Hatta ben bir televizyon programcısı bir dostumuz var, eski bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın oğlu. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimini bir yurt dışı televizyonuna yorumlarken o da yanımızdaydı. Ya dedik ki abi ya biz hiç kazanamayacak mıyız? O kadar yılgın bir tonla söyledi ki biz hiç kazanamayız. İşte bu muhalefet birikimi de bence ikinci seçimde yüksek motivasyon ortaya koydu. Bazen şöyledir, sosyolojik şartlar gelir kendisini dayatır. Yani diyelim birinci seçimde AK Parti az kurnaz davransa seçimi alırdı. Yani azıcık şeylerle. Fakat ikinci seçimde şu ortaya çıktı ki bu uzun süredir oluşan muhalefet birikimi, bir kazanma hırsı, talebi AK Partililerden daha yüksekti. Bunun bir yere akması gerekiyordu. Bence karşılığını da buldu. Şimdi bu sefer şöyledir. İşte iktidarda olan AK Parti'ydi hem yerelde hem genelde. Muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi yerelde yer değişti. Şimdi AK Parti muhalefet pozisyonuna geçti. Biraz da artık millet şuna bakacak. Yani bakalım Cumhuriyet Halk Partisi uygulamaları nasıl olacak? Şey keyiflidir muhalif olmak. Eleştirirsiniz, yapamadı dersiniz, şunu dersiniz, bunu dersiniz. Keyif de alırsınız. Kitleniz de buna inanır. Artık şimdi her iki taraf da yani AK Parti muhalefet yapıp yapamayacağını gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi de bir İstanbul'da iktidarı nasıl yönetip yönetmeyeceğini göstermiş olacak. Yani roller değişti burada. Belki de bu süreçte AK Partili seçmeni motive eder tekrar. Ben anlatımınızdan şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Siz burada bir kırılma olduğunu düşünmüyorsunuz. Geçici bir anomaliden bahsediyoruz diye. Şimdi şöyle, ya birinci seçim olup bitseydi bu bir siyasal sonuç vermezdi. İkinci seçim bir siyasal sonuç verdi fakat bunu çok da abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani bazen şöyledir ya, bir şeye hasret kalırsınız, ele geçirdiğiniz zaman Allah dersiniz. Bizim Nabi Avcı'nın çok güzel bir şeyi vardı, Selamet Partisi'ndeyiz dedi. Ziraat odalarında Sakarya'da şey oldu dedi. Bir oda seçimi oldu. Biz oda seçimini kazandık. Dedik ki artık devletin bir parçasıyız. Yani ziraat odalarında başkanlığı kazandık. Elbette ki önemlidir. Şimdi şöyle düşünün. AK Parti 17 yıldır iktidarda. Ve bu belediyeyi 3-4 defa kazanmış, 5 defa kazanmış. Nihayetinde o bir kazanmadır yani. Bu da o kazanmalardan bir kazanmadır. Bunu böyle bir AK Parti için kıyamet senaryosu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurtuluş senaryosu olarak göstermek de çok mantıklı değil. Ben şöyle düşünüyorum. Bugün Türkiye geneli bir sayım yapsanız, yani araştırma yapsanız, AK Parti'nin oyları ne kadar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ne kadar? Varsayalım ki yani çok iyi bir şeyle Cumhuriyet Halk Parti'nin toplam oylarına bir puan etki ettiğini düşünün. İttifakla beraber olduğunu da her zaman düşünmemiz lazım. Yani bu bir Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP toplamının sonucudur. Ha Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı MHP'den ve AK Parti'nin oy almış mıdır? Oradan da oy almıştır. Onu da söyleyeyim. Can Bey, İhsan Bey böyle bir portre çizdi. Bunu bir kırılma olarak görmüyor. Sizce nasıl durum? Sizce gelecekteki seçimler için bu seçim sonucunun bir önemi var mı? Herhangi bir şey değişti mi? Yoksa hakikaten bu yılların biriktiği bir muhalefetin bir araya gelerek verdiği anlık bir tepki mi? Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şöyle, şimdi yılların biriktirdiği muhalefetin işte kaybet sonunda işte böyle oluyor. Bu yoruma katılabilmek için şöyle bir ön koşulu kabul etmeniz gerekiyor ki bence o doğru değil. Yani muhalefet tarafında, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafında süreklilik arz eden bir strateji görmüyoruz biz. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemine bakalım. 2011'den
bugüne gelen her seçimde ayrı bir strateji uygulanıyor. Yani son 8 yılda Cumhuriyet Halk Partisi şu stratejiyi uyguluyordu, işte atıyorum 2012'de şu tarafını yaptı, 2013'te bunu yaptı, 2014'te bunların sonucu olarak seçimde şu kazanımı elde etti. Böyle bir rasyonel strateji silsilesi yok ki ortada şey olsun. Burada tek farklı şey, ama bu sefer doğru strateji uyguladı. Ama bu geçmişten süre gelen bir devinimin nihayet ortaya çıkması değildi. Burada bizim, benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan, özellikle İstanbul seçimi özelinde geçmişten gelen, geçmişten organize bir şekilde gelen ve de kendi içerisinde tarihsel bir tutarlılığı, sürekliliği olan tek aktör Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü ilçe başkanı olduğundan beri, onun da biraz kısa tabii siyasi geçmiş. Ama yani Beylikdüzü ilçe başkanı olduğundan beri belli ki kendisine daha büyük hedefler koyan, o hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları, beşeri sermayeyi etrafında toplayan. Çünkü etrafına bakıyorsunuz, çalıştığı araştırma firması yıllardır yanında, çalıştığı reklam ajansı yıllardır yanında. Belli ki bir tahlil sonucu belirli bir beşeri sermaye etrafına toplamış ve onlarla bir yol yürümüş. Şimdi şöyle bir şey oldu bu seçimde. AK Parti'ye bir şey çarptı. Bir parça koptu oradan. Tamam, ama boşlukta, havada asılı duruyor şu anda. Bu demek değildir ki şimdi vurduk, toz kalktı. Tekrar olduğu yere düşebilir veya birisi akıllı davranabilirse o havadaki parçacıkları gelir alır. Hocam bunu esas evlerine, esas sahiplerine dönmesi gerekir dedi. Orada sanırsam yeni bir takım politik aktörlerin sahneye çıkacağını da ve onların bu kitleyi sahip çıkabileceğini de ima etti diye düşünüyorum. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır olmayan bir avantajı var şu anda. Her seçimde ne oluyordu? AK Parti biz bunları yaptık, şimdi şunları yapacağız diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi biz bunları yapacağız diyordu. Yani bir karne sunamıyordu, yani o bir vaatle hep gidiyordu. Şimdi öyle bir şansı mı 5 sene oldu? Sonra tabii böyle bir, evet, böyle bir şansı oldu. Bu arada bu süreklilik göstermiyor muhalefet. O yüzden bir birikimin sonucu değil dememe insanlar kızacaktır, ama bir örnek vermek istiyorum bana. İlk başta bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ilk defa örgütlenebildiğini, ilk defa sandık için ciddiye aldığından bahsettim. Aslında bu eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı. Ama ne kadar eskiden vardı? Mesela 1977 seçimlerinde vardı. O zaman rahmetli Ecevit'in organize ettiği işte kadın kolları, gençlik kolları efsane gibi anlatılır. Onların mahalle mahalle çalıştığı, yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında organize ettiği muhafazakar tabanını, örgütünü sokak sokak çalıştırması üzerine kitaplar yazılmıştır, incelenmiştir bu. O rahmetli Ecevit döneminde de olmuştu. Zaten kendisine başarı getirdi. Tabii başka faktörler de vardı, ama mesela belediyecilikte şimdi unutuluyor. Bugün belediyelerde belediyelerin iyi yönetişime sahip olmasının da çok önemli rolü olan genel sekreterlik kurumu, Allah rahmet eylesin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yken Ali Dinçer döneminde getirilmiştir mesela belediyelere. Yani CHP'de bu vardı, ama süreklilik arz etmediği için bunlar unutuluyor. Örgütlenme yapısını bir yerde kaybetti. Yönetişimi, yani yönetişimi unuttular. Şimdi siz tekrar bulduğunu düşünüyorsunuz. Tekrar hatırlanıyor. Murat Bey, yani anladığım kadarıyla İhsan Bey statikonun devam edeceğini, Can Bey ise statikonun değişebileceğini, çünkü verdiği analojiyle de o tozların nereye düşeceğinin şimdiden kestirilemeyeceğini, son bu gelecek önümüzdeki 5 yıl içinde CHP'nin sahip olacağı karneyle belki de işin değişebileceğini, kopan parçanın oraya gidebileceğini aktardı. Tabii bu da bir kırılma anlamına geliyor ilerisi için. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani artık AK Parti'nin işi çok kolay değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye karşı kazanmanın yolunu buldu. Yani bu çok net gözüküyor. Bir tek İstanbul değil, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, büyük şehirler. Ve buralarda nasıl kazanılacağının yolunu buldu. Eğer küçük şehirleri de çözerse
Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönem AK Parti için çok zor olacak. Peki büyük şehirle küçük şehirler arasındaki fark neden kaynaklanıyor? Sosyolojik farklılıklar var. Yani hani şimdi bakıyoruz İstanbul'da bu yükselişin bir başka sebebi de var. İşte abad oldukça, yani yukarıya doğru çıktıkça İstanbul'un kent yaşamı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yükseldi. İlk bölümde sorduğunuz şey. Yani kültürel olarak yukarıya çıktıkça. Fakat işte orada bir eksikliği var AK Parti'nin. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kabul ediyor. Kültürel konulara çok fazla şey yapamadılar. Özellikle buna belediyelerin, siz de belirttiniz zaten bunu. Bir kültürel hegemonya kuramadık söylemi birkaç kez tekrar etti. Erdoğan'ın kendisi kültüre yatırım yapmadık dedi. Yani kültürü unuttuk dedi. Bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, en az ilçe belediyelerinden bahsediyorum, en az 5-6 tane kültür merkezi var, şey var. Yani kültüre dayalı işte parkların isimleri, işte sanatçıların isimleri, şeylerin isimleri, şairlerin, yazarların isimleri. Bu konuda o zaman aslında İhsan Bey'in koyduğu perspektifle bir uyum görüyorum. Var var kendisine. Yani ben ona destek oluyorsa bu laflarım destek oluyor. Ama ben şimdi bir sıkıntı daha var tabii İstanbul'da. AK Parti'nin orta sınıfı azaldı. Azaldı derken bir alt kümeye düşmedi. Üst sınıf oldular. O orta sınıfın içerisine daha ziyade muhalefet seçmeni girdi. Sadece CHP seçmeni değil, İYİ Parti seçmeni, efendime söyleyeyim, HDP seçmeni ve en alt grupta bulunan kitleye, üçe bölersek bunu, en alt bulunan kitle iyi alarak AK Parti, onu kazanarak 2002'deki seçimleri kazandı zaten. Hatta 1994 seçimleri de, yerel seçimleri de onlarla kazanıldı. Kentin o çeperleri dendi, varoşları dendi, hep orada. Artık oralara çok söylemleriyle etkili olamıyor AK Parti. Yani ve onlar hala aynı büyüklükte duruyorlar. Bir de AK Parti'nin kurduğu kendi sosyal devlet var. Yani kendi kurduğu ve yönettiği bir sosyal i̇şte devlet anlayışı. Onlar ama üst sınıfı yarattı. O sosyal devlet üzerinden bir tabaka atlayıp üst sınıfa geçen bir kitle var AK Parti'de. Yani bu açık ve net. Yani işte o sokaklardaki cipler, işte böyle plakalarından bile anlayabiliyorsunuz yani şeye geçtiğini. İşte, o zaman bir şey mi olacak? Pardon, lafınızı böldüm Murat Bey. Yani Yunanistan ve İspanya'da olduğu gibi bizde de orta sınıf genişledikçe sosyal demokrasiye mi evrileceğiz acaba ülkece? Ya şimdi bak, orta sınıf... Burada hemen bir tartışma başlayacak. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti mi diye. Yani klasik tartışmalarımız vardır ya. Biz yo, 30 evrimlendi, yıl, 30 yıl Cihat Bey tartıştığımız için çok antrenmandayız bu konuda. Yok yok, ona girmeyelim. Onlar kendi şeyleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat parti olup olmadığı şey, ama Türkiye'deki en soldaki partilerden bir tanesi. Sosyal demokrasi üzerine de otururuz, saatlerce tartışırız. Sosyal demokrasi ya, senden daha iyi bildiğimi söyleyebilirim yani. Yetkinlik önemlidir. Ya yani, tabii yetkinlik solculukla geçti, o kadar olsun. Şimdi ama Türkiye'deki merkez sol olsun gerekiyorsa, içinde en fazla sol görüşü barındıran parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sonuçta kendi üst düzey yönetimi bunun dışında mıdır, içinde midir? Bu tartışılır tabii. Hani var tabii, marjinal sol partiler var da yani, ama en yüksek kitleyi içerisinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet, orta sınıf değişti. Orta sınıf, bir ülkede orta sınıf değişirse, nereye doğru evrimlenirse, O siyasal partiyi, o siyasal eğilim, o siyasal düşünce seçim kazanır, taraftar kazanır. Çünkü orta sınıf dediğimiz sınıf o kadar küçük bir şey değildir, kitle değildir. Orta sınıfı kaybetti bir defa AK Parti. Orta sınıfı kaybetmese İstanbul'u kaybetmez. Kendi burjuvasını oluşturdu. Kafam karıştı. Kendi burjuvasını oluşturdu.
kendi şeyleri var. Oy toplamlarına baktığın zaman onu ben bir analize muhtaç gibi duruyorum Murat'ın. Ben de şurada bir karıştırdım ve yani bir size açmanız için sorayım. Orta sınıfı üst sınıfa evirdiğinde AK Parti yönetimi bunun kitlelere oranla daha az bir kalabalık olması gerekmez miydi? Bir ikincisi AK Parti... Ben soruyu anlamadım. Yani şöyle, eğer orta sınıf bir oluştuysa AK Parti'nin oyunun daha düşüp kitlelerin de azalması lazım. Yani %20'yi temsil etmesi lazım o zaman İstanbul'da. Bir de sosyoekonomik statü olarak Türkiye'de orta sınıfa düşen insan... En yüksek C1 artı C2'dir yani. C1 artı C2. C1 artı C2'yi orta sınıf sayacağız mı ses olarak? Tabii orta sınıftır. Tamam peki C2. C1 artı C2 yüzde ne kadara gelir? Sana da soracağım. Aynı soru. %60'lara falan denk gelir. C1 artı C2 %60'lara denk gelir. Katıldın mı? Yani şöyle o biraz sosyoekonomik statü konusu tartışmalı bir konu. Evet. Ve bakış açısına göre değişen bir konu. Dolayısıyla burada böyle çok keskin ifadeler kullanmak doğru değil. Ama yani sizce ne kadar? Yayınlanan bir rapor yapmışlar. Bir orta sınıfı her zaman şöyle alınır. Yani küçük rakamları daha böyle 20'li rakamlar. Hani en fakirli, en zengin tabaka. Arayı 60 gibi hep genelde öyle tarif ederler. Ama bu mesela Almanya'da bunu yapsanız şey farklı olur, ölçek farklı olur, Türkiye'de farklı olur, Mısır'da farklı olur. 60 olması gerekiyor ama. Çünkü Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin değil mi şey sınırı, yoksulluk sınırı neredeyse 7000. 7000 lira. Neredeyse 7000 lira. 7000 lira da asgari değil yani. Bir rakam. Böyle 4750 lira asgari ücret. Yani 7000 lira ciddi bir Türkiye koşullarında ciddi bir rakam. Şimdi bu burada çeşitli şeyler mesela Almanya'dan bahsetti. Almanya'da doktor diyorsunuz hangi sosyoekonomik statüde olduğu belli. Doktor. Bizim burada öyle değil. Popüler doktorla gariban doktor. Evet. Bunun arasında böyle bir fark var. Veya öğretmen diyorsunuz, öğretim üyesi diyorsunuz. O belli. Ama bizim burada öyle değil. Murat şöyle, Türkiye'de hala sosyolojinin %40'ını AK Parti temsil ediyor, 25-26'sını Cumhuriyet Halk Partisi temsil ediyor. İstanbul'a baktığınız zaman varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 37'den 40'a çıktı, AK Parti yine 40 temsil ediyor. Dolayısıyla baktığınız zaman hani bu seçim elbette ki birçok şeyi değiştirecek bir seçimdir. Ama her şey diye bakacak olursak o bizi birçok küçük konuda yanılgıya götürür diye. Her şeyi. Açıklama yapabilirsem bu orta sınıfla ilgili olarak bu Pew Araştırma Merkezi var biliyorsunuz Amerika'da. Onlar orta sınıfı şöyle tanımlıyorlar. Medyan maaşın yani nüfustaki bütün maaşları küçükten büyüğe doğru sıralayın ortada duran maaşın 2/3 kazananlarla 2 katını kazananlar o aradaki grubu orta sınıf olarak tanımlıyor. Yani, peki böyle baktınız mı hiç şeye? %60 gibi bir rakama tekabül ediyor. Biz de yaptığımız araştırmalarda C1, C2 öyle olursa temsili olduğuna yani Türkiye çapında temsili kabul ediyoruz. Araştırmacılar Derneği'nde bu sosyoekonomik status konusunda bir karara bir türlü varılamadı. Yani yaklaşık 10 yıllık bir tartışma devam ediyor. Burada anlaştınız bari. Bastırın da bir anlaşın yani bu konuda. Her bakış açısına göre o rakamlar da çok değişik şeyler var. Biz orada değişik yaklaşımlar var. Çok değişik yaklaşımlar var. Herkes kendi mutfak sırrı kabul ediyor galiba. Yok yok mutfak sırrı falan değil. Ortaya açılmış bir şey. Yani böyle herkesin sosyoekonomik statü belirleme şeyinin içine bir katkı var. Ama bir türlü ortaya çıkartılamıyor. Biz babasının hangi mesleği... Burada tartışmayı biliyor. Yani şöyle diyor. Bir adam diyor gelmiş memleketinden baraj ihalesi almış, zengin olmuş. Biz bunu sosyoekonomik statü olarak nereye koyacağız? Ya da bir adam dededen, torundan, şuradan, buradan üniversite mezunu. Ama parası az. Biz buna ne yapacağız? Yani dolayısıyla sosyal meseleler de giriyor. Statü de giriyor içerisine. Dolayısıyla bizim araştırmacılar yani bir şeye varamadı yani. Çok zor. Mesela bu televizyon reytinglerinde A grubu diyorlar, B grubu diyorlar falan. Onlar hala tartışmalı ben söyleyeyim. Biz aslında şöyle yapmıştık arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi tanımak için bir sosyoekonomik sınıf analizi diye bir analiz yapmıştık. Mesela orada bakıyorsunuz. Bir apartmanlık profesör oradaki sanayici ve aynı zamanda kapıcı aynı refleksi gösteriyor. Tamam mı? Tamam. Mesela kapıcı kendisini o statünün bir parçası sayıyor ve Cumhuriyet Halk Partili refleks gösteriyor. Ya da şöyle eski tabirle Jacoben veya vesayetçi oluyor. Kapıcıdan vesayetçi olur normalde olmaması lazım yani. Onun kendi hakkını savunun
daha böyle özgürlükçü, daha demokratik pozisyonda durması, bu 10 yıl öncesiyle alakalı söylüyorum. Dolayısıyla bu biraz Araştırmacılar Derneği'ndeki mevzu tartışmaya, ışılmaya devam eder diye düşünüyorum. Yani, ha bugün belki profesörle sanayicinin fikri değişmiştir. Yine kapıcında ona paralel değişmiştir. Bugün yani başlangıcında şey vardı, bugün değiştirdiler mi bilmiyorum, ben biraz karşı çıktım ona. Dede mesleği falan soruluyordu bize, sosyoekonomik evet. Statüyü tespit etmek. Her firma kendisi belirliyor. Doğrusu o ortalamadaki, o havuzdaki şeyi şu an kimse kullanmıyor. Bakınca kolay. 2/3 ile 2 katı arası. Can Bey, siz o demin... ekonomik statü oluyor ama sosyal statü de var bir de. Peki ama... Peki sonuç olarak basit bir soru sorulabilir burada. Bu orta sınıf şu anda sadece kendi segmenti üzerinden alınırsa, daha ziyade kentlerde, büyük kentlerde kime oy veriyor? Değişti trend. Büyük kentlerde CHP'ye oy veriyor artık. Yani şöyle, Türkiye geneline baktığın zaman orta sınıf AK Parti temsil ediyor. Büyük kentlerde yoğun olarak Cumhuriyet AK Partisi temsil ediyor. Ama burada şöyle, mesela bir Ankara seçmeni olarak baktığınız zaman Ankara'nın hala AK Parti 43-44'lerde bir oyu var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir 15'lik oyu var. Kazanan parti Cumhuriyet Halk Partisi ama bugün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi seçmen toplamını saydığınız zaman nihayetinde ikinci parti. Ama işte zaten bu soruyu onun için sordum. Demek ki Ankaralı orta sınıflar Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş olan geçmişi milliyetçi kökenli bir adaya oy vermekten çekinmiyorlar. Burada hani şimdi şöyle veya böyle Marx her konuda haklıdır denilemez ama sınıfsal analizlerinde bir adamın isabet olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Yani zaten ben... O geçişkenliğin orada olduğunu söylüyorum. Bence her konuda haklı da. Ya şöyle aslında belki en sonunda partileri... kitabını şey diye bitiriyor, bu bir ütopyadır diye bitiriyor. Evet. Bir kafa karışıklığı yaratmasına rağmen... Yok, onun bir ütopya olduğunu zannediyorum, teslim edebiliriz. komünizmin hayaletinin Avrupa'nın koridorlarında dolaştığı günden beri bir daha kendisini gerçek formunda gören olmadı. Yani tabii. Sovyetler Birliği'ndeki acı tecrübeyi bir yana... bırakırsak şimdi de ben kim bilir kimlerden tepki çektim. Yok, biraz sonuç itibariyle ben susayım sen devam et. Can Bey'e şöyle bir sorum var. Yani demin o karneden siz bahsettiğiniz için AK Parti'nin açıklamalarına göre bu karnenin kötüleşmesi için bazı gerekçeler var ve bazı bir durum var. Bu durumu da Topal Ördek'le açıklamıştı daha önce Cumhurbaşkanı. Şimdi de belediyelerden bazı yetkilerin geri alınması gibi bir şey gündemde. Sizce AK Parti karnenin kötü olması için baştan bir önlem mi alıyor? Yani burada açıklayamadığımız bir durum var. O da şu. Ülke için istediğimiz sistem, yani Cumhurbaşkanı'nın ve meclisin yetkilerini ve o yetkilerin birbiriyle olan ilişkisini tanzim eden kurallara bakıyoruz. Diyoruz ki yeni sisteme geçtik. Bizi hantallıktan kurtaracak. Bu böyle olmalı. En iyi sistemdir. Ama aynı olumlamayı belediye başkanı, il meclisinin görevlerinin tanziminde nedense kabul etmiyoruz. Yani ya birinin doğru olması lazım ya birinin doğru olması lazım. Şimdi ulusalda böyle yapıyorsak bu sistem çok iyi işleyecek. İşte parlamentonun yetkileri bunlardır, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bunlardır. Çok daha hızlı ilerleyecek sistem, çok daha rahat karar alabileceğiz ve uygulayabileceğiz. Aynı zamanda denetlenebilecek. Eğer buna inanıyorsak ve de eğer 16 Nisan referandumunda bu millet sandığa gidip buna da tamam ben ikna oldum dediyse o zaman mantık şunu gerektirir. O zaman yerelde de aynı sistemi uygulayalım. Şimdi mantık bunu gerektirirken bu çıkan kanun tabii yetkiyi sınırlandırma, o zaman çok iyi niyetli düşünemiyor insan. İhsan Bey, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Burada bir çelişki var kesinlikle. Yani Can Bey'in söylemine göre merkezle yerel arasında bir çelişki oluşmuş durumda şimdi. Ben aslında normalde çocukluğumdan beri adem merkeziyetçi bir yaklaşıma sahibim. Yani adem merkeziyetçiliğin yaygınlaştırılması lazım. Galiba bu Avrupa yerel şartı tartışılırken biraz Güneydoğu Anadolu'daki bazı stratejik durumlardan dolayı veya güvenlik mevzusundan dolayı AK Parti bu adem merkeziyetçiliği çok fazla yaygınlaştıramaz aslında. Avrupa yerel şartını Avrupa Birliği sürecinde kabul etmiş partiydi AK Parti. Yine siyasetin hani inişleri çıkışları farklı yaklaşımları olur ama
her zaman yerinden yönetim ve adem merkeziyetçiliğin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle, nihayetinde Osmanlı'nın o son döneminde Tanzimat fermandan sonra kurulan sistem aslında böyle merkezi bir sistemdi. Demokrat Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar da bu merkezi sistemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden alıp halka vermek için Türkiye'de verilmiş bir özgürlük mücadelesi var. Ben bu rotadan sapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Peki sizce AK Parti bu karnenin bozulması için çeşitli önlemler alma niyetinde mi? Ya siyasi refleksler gösterilebilir. Yani orada nihayetinde AK Parti'nin güçlü olduğu taraf var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu taraf var. Tam detayına vakıf olamadım bu yeni düşüncenin. Detayına vakıf olduktan sonra Murat tekrar Bey, siz ne düşünürsünüz? Ya işin aslı karne dediğiniz zaman yani artık birileri mezun oldular. Diplomalarını alıp gidip başka şeylerle uğraşması gerekiyor. Yeni kadrolar çıkardı. AK Parti'de bugün yaşanılan en önemli problem bu. Yani bir karşısına Ekrem İmamoğlu çıkarken yepyeni yerel bir belediye başkanı, onun karşısına bir yerel yönetici çıkartamadı aday olarak AK Parti. Başbakanı koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. En doğrusu Tevfik Göksu gibi bir figürü vardı. Ve rekabet Tevfik Göksu ile olsaydı nasıl olacağını da görmüş olurduk. Yani. Yok değildi aslında AK Parti'nin alternatifleri vardı. Vardı. Alternatifleri vardı da çıkartıp koyamadı. Sahneye koymadı. Yani. Basit hatalar. Tevfik Bey de yani bu yeni politikacı değil. Ya gerçekten bir gün tek başına yani bu nihayetinde bir partinin stratejisini de örselemek çok doğru değildi. Yani Ankara'da AK Parti ne yapsa %52 ile kazanırdı. İstanbul'da küçük birkaç adımla İstanbul kazanılabilirdi. Ama ikinci seçimin yorumu bambaşka. Dediğim gibi yani iptal üzerinden yorumlamak daha doğrusu. Fakat şöyledir, nihayetinde bazı şeyler, seçim sonuçları siyasal sonuç doğurur. Bugün niye tartışıyoruz? İptalden sonra Ekrem İmamoğlu beklentinin üzerinde bir oy aldı ve aradaki farkı açtı. AK Parti 3 puan oy kaybetti, 200 bin oy kaybetti. Bugün bunları konuşuyoruz. O hakkını yediler dedi. Önceki seçimde, yani evet, yani bir önceki seçimde bitmiş olsaydı ne olacaktı? Belki de AK Parti diyecekti ki ya tamam kazandın ama biraz da işte bizim oylardan da çalındı. Yani böyle psikolojiyle kapanacak. Seçimi tekrar ettirmek için ısrar etmesi AK Parti'nin en büyük hatasıydı. Sayıma ısrarı makuldü. Şeye ısrarı yani tekrara ısrarı makul değil. Burada yani, şöyledi nihayetinde bir de dışarıda şöyle bir algı oluştu. Efendim AK Parti işte seçimi kaybetse de vermez. Yani nihayetinde Türkiye'nin siyasal geleneğini hepimiz biliyoruz. Yani 1950'den beri bu ülkede her zaman seçim belirleyici olmuştur ve vermemek yetkisi de kimsenin elinde değildir. Bugünkü atmosfere baktığınız zaman seçim bitmiştir. Daha Ekrem İmamoğlu sahneye çıkmadan Binali Yıldırım çıkmıştı. Bence çok da doğru bir hamleydi. AK Parti sözcülere baktığınız zaman da demokrasi kazandı ifadesini kullanıyorlar. Şeyde de ya Türkiye'ye karşı Türkiye'yi antidemokratik göstermek, böyle diktatör göstermek, şu göstermek gibi bir çaba var. Bizim zaman zaman şunu da yapmamız lazım. Mesela Fransa'daki uygulamalarla Türkiye'deki uygulamaları karşılaştırıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı uygulamalarla Türkiye'deki demokratik ortamını karşılaştırıp yani oradaki hayatı bir ütopya gösterip bizi de böyle 5. sınıf bir devlet gibi gösterme şeyinden de yani heyulasından da vazgeçmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Geçen Fransa'da doktora yapan bir arkadaşım geldi. Kendisi doktora yapıyor ve aristokrat bir ailenin kızıyla evli. Diyor ki annesi babası üniversiteli olan bir kızla evliyim. Araba sürerken polis gördüğü zaman hanım yolunu değiştiriyordu. Hiçbir kusuru suçu olmadığı halde. Bir adam bankada hesap açacağı zaman en az 4-5 gün vakit kaybediyor. Bir elektrik faturası ödediğiniz zaman 3 ay görünür bir yerde 10 yıl o faturayı saklamanız lazım. Ve daha böyle. Ve o geçenlerde mesela bir şeyle alakalı Birleşik Arap Emirlikleri'ne devlet silah sattı ve bunlar IŞİD'e ya da Yemen'de çocukların öldürüldüğüyle ilgili bir gazeteci, iki gazeteci haber yapıyor. Önce iki gazeteci tutuklanıyor, sonra 8'e çıkıyor bu tutuklama. Ve İçişleri Bakanı diyor ki Fransız Devleti'nin sırlarını açıklayan gazeteciler doğrudan yargılanmalı diyor. Hüküm koyuyor yani bu işi mahkemeye de bırakmıyor. Dolayısıyla bizim böyle dünyada olup bitenle Türkiye'de olup biteni de bir mukayese etmemiz lazım.
Bizim demokrasimiz hem ayıplı, her zaman ayıplı demokrasi. Bu sömürgecilerin demokrasisi her zaman böyle şahanedir diye bir algının da dışına çıkmamız lazım. Bu bir yönüyle bir müstemleke aydınlığıdır. Fakat Batı'da böyle bir hazır pozisyon var yani. Siz şöyle kusura yakın bir şey yapın da biz bunu zaten Suudi Arabistan diktatörlüğüne benzetebiliriz diye. Sen şöyle böyle yani diyorsun. Yani buradaki eleştiri orayı idealize etmekten kaynaklı bir eleştiri değil. Yani onu söylemek durumundayım. Bundan 5 sene önce Fransız gençleri Türkiye'ye gelip çalışmak istiyorlardı. Şimdi de böyle bir imaj var. Yani bizde bir sıkıntı olmamış mı? Yani veya 10 sene ki, önce. Elbette ki sıkıntı yani, vardır ama şöyledir. Bu sıkıntıya gelirken ülkenin içinden geçtiği şartlara da bakmak lazım. Tabii şöyle dünyada şu an güvenlikçi bir yaklaşım bütün devletlerin önüne aldığı bir mesele. Belki Türkiye şartlarından dolayı bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Fransa'dan biraz daha ön adım atmıştır birkaç yıl. Ve şu an bütün devletler güvenlikçiliğe doğru gidiyor. Yani Trump'ın uygulamalarına bakın, hiç de öyle Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için çabalamıyor. Adam bir yere duvar çekiyor, bir yeri tehdit ediyor, bir yerle savaşa giriyor. Geçen şeyi kendi aleyhine çalıştığı için YouTube'a ve şeye dava açmaktan bahsediyor. Bu algı herhalde biraz da şundan kaynaklandı belki. 2002'de yola çıkıldığında AK Parti ile beraber büyük bir konsensüs vardı. Hı hı. Yani farklı ekipler bir arada çalışıyorlardı, liberal bir söylem egemendi. Bunlar öyle görünüyor ki 2009 sonrası bir sanki kırılmaya uğradı ve otoriter yakıştırmalar 2009'dan sonra gerçekleşti. Çünkü ben hatırlıyorum, Avrupa'ya da çok sık gidip geliyorum. Hı hı. Avrupa'da 2007'ye kadar Türkiye'nin yüksek şekilde demokratikleştiğine dair bir algı vardı. Bu 2007'de hafif bir durakladı, 2009'dan sonra otoriter bir yapı olmasına doğru bir savruldu. Bence kırılma nerede oldu biliyor musunuz? Şimdi AK Parti'nin içerisinde FETÖ diye bir organizasyon var devletin içerisinde. Ve galiba beklenti şuydu. Yani birinci ifadem kusurlu oldu devletin içerisinde diyelim. Peki. FETÖ organizasyonu beklentisi galiba onların da büyük babalarının da beklentisi şuydu. Ya bunlar AK Parti ile beraber giderler. Bir gün bu şemsiye açıldığı zaman AK Parti zaten bu işin altında kalır, biz devam ederiz. Aslında FETÖ'nün AK Parti'ye verdiği ilk zarar şu oldu. Bu demokratik, özgürlükçü, işte Kürt meselesinde çözüm getiren ve bütün sosyal demokratları ve liberalleri arkasına takan AK Parti o camiaya karşı, yani bu Ergenekon şeylerini buna katabiliriz. O camiaya karşı ilk sert darbe aslında FETÖ'cülerle başladı. Ve AK Parti ile toplum arasındaki mesafeyi onların uygulamaları koydu başlangıçta. AK Parti bunu çözümleyemedi. Ben gezi olaylarıyla alakalı mesela şu, Türkiye'de bir algı vardır. Efendim gezi süreçleri solcu bir süreçtir ve solcu gençler de övünürler orada yaptıklarıyla. Oysa şöyle şeyi bandı 2 yıl geriye sardırın. FETÖ'nün istihbaratla, polisle, askeri istihbaratla kademe bunu nasıl hazırladığını düşünün. Aslında AK Parti ile toplum arasına bir bomba koymak için, berhava etmek için çok hazırlanmış ve sürecin tamamı da polis tarafından yönetilmiş bir organizasyon. Ama bunu söyleyenleri siyasi iradeye düşen nedir? Şöyle yani. Siyasi iradeye düşen şudur. Yani bu süreci zamanında kavrayıp zamanında müdahale edip ve kime posta koyacağını bilmesidir. Ve bunu ben hep böyle değerlendiriyorum. Solcu gençler büyük bir kahramanlık yaptığını düşünüyorlar. Hükümet belki onlara karşı bir şey yaptığını düşünüyor. Ama aslında 2011'de hükümetle hesaplaşmak isteyen FETÖ'nün ilk yaptığı iş toplumla, bu toplumun entelektüelleriyle veya o cumhuriyetçi kesimle AK Parti arasında mesafe koymaktı. Bence bunda başarılı oldu. Arkadan da zaten ard arda darbe girişimleri geldi. Mesela 2007'de bu konuşmayı yaşam, yani, yapmış olsaydı direkt Ergenekon davalarının içine dahil edilirdi. Ya ben Ergenekon sürecinde de şu cümleyi kurmuş birisiyim, onu da söyleyeyim. İyi ki kurmuşum. Senden bahsetmiyorum. Yok. Yani, İyi ki kurmuşum diyorum. Ya bir cümlemi tekrarlayayım. Ben şunu diyordum. Sabahta bir cümle tekrarlıyorsun. Murat'a bırakacağım sözü. Yargı sisteminin şeye, yani yargıladığı adama düşmanlık etme yetkisi yoktur. Yok, sadece tabii yargılama ve adaleti ortaya koyma yetkisi vardır. Bu, ben diyorum ki burada suçluya ya da davalıya düşmanlık yapılıyor. Ya bu cümleyi ben o zaman kurmuştum. Çünkü öyle seziyordum ben. Hatta 1 Mayıs'ta bununla şey yapayım, toparlayayım. 1 Mayıs'ı AK Parti, Taksim'i 1 Mayıs'ı açan parti AK Parti'dir. Niye kapattın? Ve şenlikle kutlanmıştır. Devam süreçte kapatıldığında 1 Mayıs günü polis 7. katta diskin binasına çıkan insanlara gitti, biber gazı attı. Dedim ya bu AK Parti olamaz. Galiba burada başka bir şey var diye. Ben de Mecidiyeköy'de iş yerinin penceresinden seyrediyordum meseleyi. Ben afalladım yani. Bu hadiseyi yapan AK Parti olamaz. Başka bir durum var galiba. Neyse, bunu da tartışırız. Ya yani şimdi, o AK Parti'nin
demokratikleşme mevzusundan biraz geri adım atması, bir FETÖ'nün toplumla AK Parti arasında koymaya çalıştığı bir atom bombası, ikincisi de dünyada giderek güvenlik süreçlerinin öne geçmesi. Yani şöyle Suriye Savaşı'nda PKK ile IŞİD ile FETÖ üçüyle karşı karşıya kaldığımız şartları düşün, bir devlet ancak bazı şeyleri sıkarak buradan geçer. Ha, bunun kalıcı bir şey olmaması lazım. Bence güvenlikte rahatlama oldukça demokratikleşmenin daha çok gelişmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Yani şimdi bence AK Parti'nin en büyük hatası 2007-2005 Cumhuriyet AK Partili milletvekilleri, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan da, ben pek çok böyle meclis konuşmalarında şeyler duydum. Yarın bir gün bu adamlar sizin başınızı yakmaya çalışacak Sayın Başbakan denilen konuşmalar, ya bir yani kulak asmadılar. F-tipi ifadesini önce CHP'liler kullanıyordu. F-tipi diyorlardı. Evet. F-tipi demiyorlardı. F-tipi kullanıyordu. Bu F-tipi yapılanması... Bence ekseriyetinin şu anda daha farklı bir fikir içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuyla. Yani ben yani. Evet, ben de düşünmüyorum. Yani AK Partililer de aynı düşünüyoruz. Bir farklı kimse çok, de kalmadı. Çok uzaktalar hangi şeyden, yani ben imkanı yok çünkü çok eziyet ettirmiş bu lanet olası grup, terörist grup şeylere, Cumhuriyet AK Partililere durum da yani. Bunu kabul etmek lazım. Yani AK Parti'ye yaptığı eziyetin ikimisini yapmıştır belki. Karşı, AK Parti'nin karşısında duran bütün siyasal yapılara. Şöyle, darbe görmeyen siyasi parti kaldı mı FETÖ'den? MHP gördü, CHP gördü, AK Parti gördü. Burası burasının tartışılır bir tarafı yok. Fakat şöyle bir ek de yapılabilir buna. Bence iki tane büyük, yani FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zarar çok. İki tane belki sizin söylediğiniz yerde önemli altı çizilecek zarar türü var. Bunlardan bir tanesi adalet denilen şeyin, adalet denilen şeyin göreceli olduğuna dair bir inancın yerleşmesi. Yani kimi yargıladığına göre değişebileceğine dair bir inancın yaygınlaşmasına neden olması. Bu affedilir bir günah değil. Çünkü sistemin altının üstüne. İkincisi de sistemde güvenin eksilmesine, yani sosyal ve siyasal yaşamda Türkiye'de güven faktörünün eksilmesine ve yani adalet mekanizmasına arasına, ve devlet mekanizmasına, evet, ikisine. 12 Eylül referandumu 2010'da yapılan. Sadece o da değil. İnsanların birbirine güveninin de eksilmesine neden oldu. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o dönemde aktarılan hikayelerin, bunlar size böyle yapacaklar, bunlar size böyle yapacaklar, bunlar biz sizi kurtarıyoruz, bak şöyle yapmak lazım. Ben, orada ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve amacının ne olduğu konusunda da onların kesin surette kafalarının çok berrak olduğu. Bence berrak. Çok berrak. Ha. Yok, ne yaptıklarıyla ilgili kafaları çok berrak. Kesinlikle. Son derece berrak olduğu bir, ama bir tarafa sen iktidarsın ama bak ne çorapları örüyorlar başına diye anlattı. Öbür tarafa zaten onun imgesini yansıtmış olması yeterliydi. Ya şu üçleme çok kıymetli. Diyor ki mesela ODTÜ'de bir öğrenci yürüdü. Muhtemelen şöyledir. Yani bir istihbaratı polise hakim olan grup aslında terör örgütlerinde bir kısmına hakim olur. Küçük terör örgüt gruplarına. Bunu güvenlikçiler bilirler. Büyüklerin de içinde adamı olur. Adamı yani. Var. Biraz olmalı da. Şimdi bu adamlar ODTÜ'de 10 tane öğrenci yürütüyor. Sekme şu. Efendim bunlar yasa dışı gruplar. Dışarıdan destekleri var ya, hükümeti devirmek istiyorlar. Ya arkadaş, sabah erken kalkan herkes mi bunu yapmak istiyor? Ve vurun abalıya. Yani o günkü o hikayelere bakın. Sokaklarda sürüklenen çocuklara bakın. Şimdi vatandaş ne diyor? AK Parti iktidarı, AK Parti'nin polisi. İlk kez Fenerbahçe'de enteresan bir şey oldu. Fenerbahçe'de polisi o şampiyonluğa müdahale ettiği zaman, o kutlama gecesine, FETÖ'nün polisi diye slogan attılar. İlk kez o ayrım ortaya çıktı. Orada biraz o şikemiki olaydan dolayı artık illallah demişti şeyler, Fenerbahçeliler. Nihayetinde millet iktidarın polisi olarak görüyor onu. Yani orası öyle ve Fenerbahçe'nin orada gösterdiği refleksin yerinde bir refleks olduğu da doğrusu artık herhalde tartışılmaz bir konu. Ve daha da önemlisi burada
FETÖ'nün içinde bulunduğumuz ortamın bu kadar gergin olmasında sadece gözün önündeki eylemleriyle, 15 Temmuz ve vesaire eylemleriyle değil, aynı zamanda kapalı koridorlarda ve arkada hazırladıkları ve söyledikleriyle büyük rol oynadığı da bir gerçek. Burada tabii ama şunu da altını çizmek ya da en azından bahsetmek lazım. Murat Bey'in söylediği. Yani bir de bunu dinlemek var. Yani dinleyip buna göre hareket etmek ve bence bunlara sahip sadece dinlemek var. Değil. Nihayetinde iktidarların görevi nedir? Vatandaşların sulhunu, selametini, adaletini, gidişat güvenliğini sağlamaktır. Bence bu adamların niyetleri nereye varacağını iktidar sezecekti. Galiba orada da muhtemelen bu karşıtlıklar oluşturarak Ergenekon gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi şu bu. Bu perdeleme konusunda da başarılı oldular. Can yani. Bey siz bir şey ekleyecektiniz. Eklemek istiyorum bu FETÖ'nün ülkenin başına açtığı zararlar. Bence çok önemli şöyle bir şey var. Şimdi bu Türkiye'nin en büyük zenginliği beşeri sermayesi. Kesinlikle. Bizim doğal kaynağımız yok. Allah'tan da yok. Yani dünyanın bu tarafında doğal kaynağa sahip olmak bir nimet değil, külfet, hatta felaket. İşte yakın coğrafyamızda nasıl bir felaket olduğunu görüyoruz. FETÖ denilen örgüt bu ülkenin 40 yıllık beşeri sermayesini yedi. Tek zenginliğimiz oydu. 40 yıl o yurtlarda öyle ya da böyle örgütün ama çok içinde ama çok dışında bütün bu beşeri sermayeyi sildi. Birinci sınıf beyinleri teslim alarak bir de. Teslim alarak sildi ama onların dershanelerinden geçen, bankasından bir şey alan, kapısından geçen, orada da hatalar var zaten, herkes bunu teslim ediyor. 40 yıllık beşeri sermayeyi yedik. Şimdi kaldık mı biz bize? Hala daha ama bugün bir ötekileştirme var. Sıkıntı orada. Şimdi artık bugün bu olduktan sonra liyakati ön plana çıkartalım. Hangi gruptan, hangi inançtan geliyorsa gelsin, hak eden, liyakat sahibi olan oraya gelsin. Şimdi bu dediğim çok naif geliyor tabii ki de, çünkü böyle bir dünya yok. Hala daha bir ötekileştirme var. Şimdi Gezi olaylarına bir referans vermek istiyorum burada. İçinde FETÖ vardır. İçinde PKK'sı da vardır, içinde DHKPC'si de vardır, mutlaka vardır. Böyle büyük kitle olayların istihbaratı da vardır. Hele bir istihbarat yoktur, 10 tane istihbarat vardır. Böyle kitle olaylarında bunlar zaten olur. Bizim istihbaratımızda eminim başka yerlerdeki kitle olaylarının içerisindedir. Bu işin kuralıdır bu. O zaman bizim istihbaratımız o işi riski artırmaya çalışıyordu, bastırmaya değil. Çünkü FETÖ'nün elindeydi. Ama orada temiz bir grup insan vardı ve hakları hiç teslim edilmedi. Bu hakkı teslim etmediğimiz sürece... Ağacı kestirtmeyen. Ağacı kestirtmeyen, orada konser veren, hayır, bir de plazadan çıkıp oraya giden... Bunun böyle olduğunu tespit ediyorsak şimdi neden her işimiz bitmiş gibi dönüp bir Gezi yargılamasına başlıyoruz? Var mı bunun bir cevabı? Yani üstelik de daha önceden almış mahkeme kararı da varken... Yani şöyle, pardon, doğrusu bir cümleyle bitirebilir miyim? Yani süreçlerin mahkeme ayağını ben hiç takip etmedim. Yani açık söyleyeyim onu. Hani şu an bir bilgim de yoktur. Hani kim yargılanıyor, ne oluyor, ne oldu? Hani ben daha çok böyle ilgimin dışında kaldı diyebilirim ama ilgilileri varsa bir şey söyleyebilirim. Yani hem FETÖ'den bu kadar şikayet edeceğiz, hem bu kadar Allah'ın cezası bir ülkeye musallat olmuş bir terör örgütü ve hala daha bugün onun bizde yarattığı tahribatı bundan 30-40 sene sonra tekrar yaşamamak için gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz. Birbirimizi ötekileştiriyoruz. Dışarı atıyoruz. Hiçbir kapsayıcı söylem yok. Çok da seçim yapıyoruz. O seçimlerin her biri de bu söylemler açısından bir seçimsiz dönem zemin. Biraz şey yapacak mı? Nihayetinde şu an seçim yok, kavga yok, tartışma yok. Artık herkes biraz daha salim kafayla düşünmek gibi bir fırsat yakaladı. Galiba bu arada bu, belki siyaset ötekileştirmenin ve kutuplaştırmanın dışında bir söylem benimser. Çünkü onun bir de toplumsal karşılığı da yok. Aslında hocam harika bir yere geldik. Ben de böyle bir soru soracaktım. Anlaşılan o ki bu masadan çıkardığımız sonuç şu. Türkiye'de bir otoriterleşme oldu. Bu otoriterleşmenin nedeni FETÖ'ydü önce, sonra da BK, değil mi? Uluslararası güvenlik problemleri, evet, sizin de var. Yani. Ve bir güvenlik sorunu yüzünden, evet, bir otoriterleşme oldu. Öyle anlaşılıyor masadaki söylemden. Bu otoriterleşmeden Türkiye ne yaparak demokrasiye geçebilir? Ekrem İmamoğlu'nun burada herhangi bir rolü olabilir mi? Demokrasiye geçebilir demeyelim de, Türkiye demokratik bir ülkeyiz. Evet, yani. Türkiye demokratik bir ülke olduğunu düşünüyorum. Otoriterleşmeden demokrasi, ne diyelim, demokratik seviyesini nasıl yükseltebilir?
Evet, onu söyleyebiliriz demokratik seviye. Yani ben istiyorsanız şey yapayım, hukuk, 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 adalet. Bir defa şu adalete güven duygusunu insanların arttırmamız gerekiyor. Bunun için işte böyle Yüksek Seçim Kurulu'nun abuk subuk nedenlerle seçim iptal etmemesi falan gerekiyor. Bir sürü çöpe atıp 6 sene insanları hapiste tutup ondan sonra ah pardon biz size yanlışlık yapmışız demememiz gerekiyor. Bu insanlar da Türkiye'nin aydınları, askerleri falan yani öyle az buz adamlar da değil. Ondan sonra yasama, yürütme, yargı organlarını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bugün ayrı değiller. Evet, teoride, kağıt üzerinde bunlar birbirinden ayrı ama İşte hakimler, savcılar kurulu en yüksek organ yargıda. O 11 üyesi var. 7 tanesini hükümet partisinin seçebildiği bir organ. Yani kafadan. Ondan sonra yürütme zaten hükümet eden partinin elinde. Ben AK Parti suçlamıyorum. Kim olursa olsun bu. Böyle yani. Yasama zaten yürütme organının elinde ki bugün orada bir eksiklik var azınlıkta yöneten parti yürütme de zaten Cumhurbaşkanlığına bağlı yine aynı partinin. Bunun için böyle tek tek bu aradaki bağları kopartacak ve bu üç kanalı da kuvvetler ayrılığının temel prensibi demokrasinin bu zaten rayına oturtturabilecek yasalar çıkartır. Nedir? Mesela çok basit bir şey. Cumhurbaşkanı partili olamaz. Çok basit. Tarafsız olmalıdır. Nedir? Orada HSK üyeleri meclisteki bütün, meclise girmiş bütün gruplardaki bütün siyasi partilerin birer tane gösterme hakkı vardır. Geri kalan kendi içinde yapacaktır seçimi. Yani o hükümet partisinin değil, o ayrı bağımsız olması gereken bir organ. Çünkü siz ne kadar isterseniz isteyin, sizi oraya getiren erkeğe karşı gelemiyorsunuz. Yani o kurulun içine sokan erkeğe karşı gelemiyorsunuz. O kurulun başkanı da Adalet Bakanı yapıyor yani. Yürütmenin içindeki birisi yapıyor. Yasamamız düzgün yürüyor bence. Seçimlerde geliyor insanlar. Yani seçim sisteminde birazcık düzenleme yapmak gerekiyor. O antidemokratik dar bölge olur, daraltılmış bölge olur, her şey olur ama o %10 barajının artık kalkması gerekiyor bu ülkede. Murat Bey yargıdan bahsetti. Ben de sizin konunuz olduğu için ekonomiyle olan bağlantısını soracaktım. Sıra bana gelince sizin bir manifesto okumak istiyorum. Tabii. Buyurun. Ben sırama... Buyurun tabii. Manifesto konusu varsa diyorsunuz. Ben daha radikal şöyle. Nihayetinde AK Parti Türkiye'nin demokratikleşmesinde ülkeyi birçok aşamadan geçirdi. Ve şu an bence yapılması gereken şey siyasi partiler yasasının temelden ele alınıp siyasetin finansmanının hukuka bağlanması evet. Ve bence siyaseti kirleten bu hangi parti olursa olsun en büyük problemlerden birisi siyasetin finansmanıdır. İktidara gelen partiler halkın işlerini, güçlerini kolaylaşmak için, demokratikleşmek için, orta sınıfı veya yoksulu zengin etmek için işe gelirler. Fakat iktidarların ömrü uzadıkça büyük iş adamları daha çok partide etkin olmaya başlarlar. Ben şöyle bir kanaatim var. Şeyler üzerinden yani parti üyeleri değil de zenginler üzerinden, müteahhitler üzerinden partilerin finanse edilmesi aslında kamuya bu yükü 4 katına çıkarıyor. Devlet eliyle siyasi partiler desteklense muhtemelen kamuya maliyeti bunun %70 azalır diye düşünüyorum. Böyle radikal bir düşüncem var. Bir defa siyasi partiler yasası yeniden ele alınmalı. Bir partiye üye olmanın, o partide yükselmenin, ayrıca partiler de kendi manifestosunu hazırlamalı. Bir parti, mesela AK Parti'ye kişi üye olduğunda ne yapacak? Yükselmenin kaideleri nelerdir? Liyakata göre mi yükselme olacak? Yoksa aile ilişkilerine mi göre olacak? Hem şeyin bir siyasi partiler bir yasa belirleyecek. Ayrıca partiler de teker teker kendi kural ve kaidelerini parti içi demokrasi olarak bir çerçevelendirmesi lazım. Ve siyasetin finansmanı halledildiği zaman inanın iktidar ilişkileri bile çok farklı bir şey oldu. İkincisi yani ihale sisteminden tutun da hangi iş adı bence sadece korunması gereken şudur. Yerli firmalar %10-15 oranında yabancılara karşı korunmalı ve bir işin hazırlanmasından ihale edilmesinden
ve sunumuna kadar bütün süreçler sıkı bir şekilde hukuka bağlanmalı. Yani hangi iktidar olursa olsun, iktidarların ömrü uzadıkça problemler artar, kirlenme artar. Ya biz de şöyle, her iktidar şöyle olur, bir parti gelir, ötekini yolsuzlukla suçlar. Gelir ikinci parti aynısını yapmaya devam eder. Şeffaflık vaat eder, bir zaman sonra şeffaflık kalkar. Siyasi partileri şeye bağladık, ihale yasasını bütün toplumla tartışıp, ben şunu düşünüyorum, Türkiye bundan sonra nerede reform yapabilir? Şöyle, Türkiye bu konuda nerede reform yapabilir? Aslında gelecekle ilgili bütün sistemini siyasi parti üyeliğinden ihale sistemine kadar, devlet yönetimine kadar sağlam bir hukuki temeli oturtabilirsek, bence reform artık Türkiye burada yapacak. Yani diğer reformlar artık biraz havada kalmış reformlar gibi olacak diye düşünüyorum. Ve şunu bileceğiz, Almanya'da bir memur ya da bir iş adamı bir cürüm işlediği zaman başına ne geliyorsa, Türkiye'de de cürüm işleyen insanların başına aynı şeyler geldi. Bence sistem aynı olduktan sonra muhalefet partileri daha çok halktan yana olacak, daha çok israfı ve rüşveti eleştirecek. İktidara geldiği zaman aynı işi yapmaya devam edecekler. Bu 15 yıllık parti ile 80 yıllık parti arasında değişmiyor. Bence bundan sonra bir hukuk sistemi vaz edip vatandaşları da buna razı hale getirecek bir çerçeveyi tartışmamız lazım. Mesela Anadolu'dan insanlar gelmişler İstanbul'da, hazine arazileri şu bu derken bir hukuksuzluk inşa etmişler. Devlet de yeni hukuksuzluk inşa ederek karşılıklı bir hukuksuzluk birbirini beslemiş. Bundan sonra Türkiye eğer gerçekten büyük reformlar, büyük devlet olacaksa bütün çerçevesini hukuka bağlayan bir sisteme doğru gitmeli diye düşünüyorum. Siz bir şey ekleyecektiniz Cem Bey. Hayır, tam şeyi tarif ettiniz, bu kamu ihaleleriyle ilgili tamamına katılıyorum. Zaten kamu ihaleleri faslı var biliyorsunuz AB müzakerelerinde. Hemen onu açalım. Açalım bence. Hemen onu canım açalım. Biz tek taraflı açamıyoruz. He? Onların ama da... yani bunu gidip Avrupa Birliği'ne söylerseniz biz bu faslı açmak istiyoruz diye kimse hayır demez. Yok, çünkü... Yok. Şu an derler. Süreç biraz problem. Hayır. Aç. Burada hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Şuradan demiyorum. Onların da şirketlerinin çünkü burada kamu ihalelerinde rekabet edilmesine yönelik. Hayır, ben şuna taraftarım. Rekabette ama yerli firmaların %10, yani sadece devlet öyle şunu korumalı. Yerli firmaları belli oranda koruyup diğer tamamını rekabete açmalı diye düşünüyorum. Şöyledir. Yani bir siyasi parti şunu düşünebilir. Kendi zenginimi yaratayım, kendi gücümü yaratayım. Türkiye'de aslında bütün partilerin, bütün çevrelerin orta sınıfları oluştu. İnsanları bırakalım kendi gayretleriyle, emekleriyle büyüsünler. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin müteahhidi, AK Parti'nin müteahhidi olmasın artık. Ya. Ülkenin müteahhidi olsun diye düşünüyorum. AK Parti'nin, CHP'nin hakimi, savcısı olmasın. Yani. Hukuk sistemi dediğin zaten o olamaz yani. Ama öyle. Ya ben eğer AK Parti bir reform peşine gidecekse bu süreçte ve böyle bir yoldan gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Veya Cumhuriyet Halk Partisi hangi parti olursa. Ekonomik değil sizce son seçimde, tabii İstanbul seçiminden konu açıla açıla buralara kadar geldik. Bu İstanbul seçimlerinde ekonomik söylem, israf söylemi mesela, bu konuşmalardan benim aklıma o geldi. İsraf söylemi sizce etkili oldu mu? Bence etkili olduğu sebebi de şu, iki sebebi var. Birincisi şu, yolsuzluk, israf gibi konular eğer sizin karnınızda uyuyorsa, işte işiniz varsa, çoluğunuzun çocuğunuzun işi varsa, keyfiniz yerindeyse çok da umursamazsınız. Fakat işte patates, soğan 8 lira olmuşken, işsizlik %14 olmuşken o zaman israf ve yolsuzluk sinirinize dokunmaya başlar. Birincisi bu, o yüzden olduğunu düşünüyorum. İkincisi de... Bir araya girebilir miyim? O zaman bu konuda Murat Bey'le farklı düşünüyorsunuz sanki. Çünkü Murat Bey orta sınıf yükseldikçe CHP'ye oy geçti demişti. Sizde de sanırım ekonomik krizi hissedenler CHP'ye oy atıyor gibi bir sav var değil mi? Ama bunlar birbirlerini dışlayan şeyler değil. Dışlayan söylemler değil. Yani bunlar aynı anda var olabilecek önermeler. Zaten orta sınıf kırılganlığı diye bir şey var. Orta sınıf... O şeyi, ekonomik baskıyı yoğun şekilde hisseder. Ya işi aslında orada tedirgin olur. Şeye geliyor. Devlet hastanesinde çalışan doktorumuz hayat pahalılığı diyor, finansal sıkıntı çekiyor. Murat Bey, bu orta sınıfa girmiş. Kaybedecek şeyi var çünkü. Orta sınıf dediğinin kaybedecek şeyi vardır. Yükselme sinerjisi var ve düşme riski yaşar. Orada da Machiavelli hatırlayalım müsaade ederseniz. Prens'e verdiği en önemli öğütlerden bir tanesi şudur. Halkına verdiğin, gördüğünden daha azını vaat etme. Kimseyi tanımazlar. Prenslerini bile tanımazlar. Evet. İktidarın yer yaksağın olur der. Hı hı. Bizde de o şeydir. Biz hep bir temenni ederiz. Allah gördüğünden düşürmesin.
diye. Gördüğümüzden eksik etmesin. Gördüğümüzden eksik etmesin diye önemli deriz yani. Duadır. Pardon? Kesinlikle. Önemli bir duadır. Kesinlikle. Çok önemli bir duadır çünkü çok ciddi bir karşılığı vardır bunun. Evet. İşte bu en büyük tedirginliğimiz o çünkü. Yani bu orta sınıf sıkıntısı. Zaten demokrasi denilen şeyle alakalı olarak söylenilen çok basit bir cümle var. Bence bir sürü şeyi de izah eder. Yani orta sınıfı ruh sağlığıyla alakalıdır. Demokrasinin sağlığı. Orta sınıf ruh sağlığını kaybederse demokrasi de kendini kaybeder. Bütün ülkelerde 160 yıllıktan bahsediyoruz. Orta sınıf düşmemek için çabalar. Yükselmek için gayret eder. Dolayısıyla o düşmeme çabası onun sürekli sinerjik ve yukarıya doğru tırmanma eğilimini gösterir ki o da sağlıklı şey olsun. Siz birinci madde demiştiniz. İkincisi de şu, bir yerel yönetimdeki bir israfa dikkat çektiği için Ekrem İmamoğlu çok rahat rakamsallaştırabildi. Dedi ki işte 500 yöneticiye 1500 tane makam aracı var. Bunları da şöyle şöyle dizdiğin zaman Yeni Kapı meydanını şu kadarı doluyor dedi. Şimdi bunu hayal etmek kolay. Onun dışında ama siz şunu derseniz işte ulusal çapta bir kurum düşünelim. İşte 10 milyon dolar rüşvet yemişler. Bunun bir karşılığı yok. Bu aynı şeye benziyor. Şimdi geçen sene ekonominin risklerini konuşurken şöyle konuşuyorduk. Türkiye'nin 2019'da 200 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı var. Biz bu parayı nereden bulacağız? Evde oturan adam şunu diyordu. 200 milyar dolar bana ne, nereden buluyorlarsa bulsunlar diyordu. Umurunda değil, çok uzak o iş. Ama patates, soğan 8 lira olduğu zaman, işsizlik de %14 olduğu zaman bir dakika o beni acıtıyor, benim canımı acıtıyor. Çünkü bakın Türkiye... Onun o 200 milyar dolarla olan ilişkisi bir anda kuruluveriyor. Tabii bir anda kafalar berraklaşıyor. Demek ki böyle ödeniyormuş diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, Türkiye'de %8, %9 işsizlik biz çok gördük. Ve uluslararası mukayesede yüksek bir rakamdır. Ama %8, %9 işsizlik varken oy verme tercihini etkilemiyor. Çünkü o zaman oğlunuza, kızınıza iş arıyorsunuz. %14 işsizlik olduğu zaman bu sefer kendinize de iş aramaya başlıyorsunuz. İşte orada bir şey dönüyor. Orada bu yüzden ekonominin etkisi oldu. Aslında. Yani işsizliği aşıyor, artık ekonomik probleme dönüşüyor. Tabii tabii. %14'e geldiği zaman. Yalnız ben bugün bir manzara gördüm. Böyle hani keyifle söyleyeyim, böyle bir eleştiri gibi değil de. Barbaros Caddesi'ne yukarıya çıkarken beyaz ve kaliteli bezden 50 tane pankart gördüm. Hayırlı olsun pankartı ve sağlı sollu. Muhtemelen Barbaros Caddesi'nde mesela 4 tane büyük pankart yeterdi. Büyük bez. Yani eğer oradaki amaç yayalar geçerken o bezleri görüp de Ekrem İmamoğlu'yla ilçe belediye başkanının teşekkürünü algılamaksa acaba sağlı sollu 50 tane pankartın asılması israf değil mi? Şimdi bu konuları çok merkeze aldığınız zaman... 5 saat oldu. Şöyle, yok şöyle... Bu konuları çok merkeze aldığınız zaman artık şöyle kendinizi de bir taahhüt altına sokmuş olursunuz. Bence bir yönüyle iyi bir şey. Vatandaşa takip için bir fırsat verdi. Fakat benim kendi siyasi tecrübelerim her zaman eleştirenler eleştirilenden daha fazlasını da yapmıştır. Ya bir E5'i düşünün, başından sonuna Beylikdüzü'nden başta şeyine kadar bütün üst geçitlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse 3 tane de bir, 4 tane de bir değişen aynı sloganları var. Israf denilen şey benim, bu. Yani benim, kaç benim, tane benim, üst geçit benim var? Benim çok yani. Dikkatimi çeken bir şey vardı. İstanbul'un çok merkezi bir caddesi üzerinde vatandaşa hizmet etmek israf değildir diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam da seçimden önce ilan vermişti. Yani şimdi bu bırakın o %50 aldı, öbürü %8 aldı. Bu değil yani. Bu ayıp. Neden ayıp? Yani çünkü o sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı yok. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde herhalde bunu onun yerine vekalet eden vali yardımcısı da verdirmedi bu şeyi, ilanı. Hangi iş güzel verdirdiyse bence çıksın bugün istifa etsin. Hiç peşinde kimseyi koşturtmasın. Zaten doğal olarak yani görevli yani sayıda. Çıksın şimdi. Bugün istifa etsin. Çünkü açıkça görevinin gereğini ihlal etmiş bir adam var orada. Hocam bir ihlal var ama muhalefetin işine yaramış olabilir. Çünkü bakıyorsunuz küçük harflerle yazılmış bir şeyler var, bir de kocaman israf yazıyor. Ay ben zaten AK Partililerin şimdi yerinde olsam başka şeyler yaparım da şimdi. Ya başka sebeplerden de kızmalar lazım. AK Partiye zarar verdi en başta onu yapan. Çok makul mu Barbaros'taki 50 tane pankartla kutlama? Birbirine benziyor bence. Çok i̇şte yani bunlar. Yani şöyle. Ama orada sana hak veriyorum. Siyasi partilerin yüksek taahhütte bulunmaları vatandaşın lehine, vatandaşa takip fırsatı veriyor. Ey başkan sen israftan, suistimalden falan çokça bahsetsin, seni takip edeceğiz. Bu vatandaş açısından faydalı bir şey. Bakın
Ekrem İmamoğlu dün konuşmasında çok ilginç bir şey söyledi. Bu israfların hepsinden kurtulunacak. Ben dedi size rakip bir İstanbul kanalı oluşturacağım dedi. Bütün herkes İstanbul'da ne yaptığımızı, ne ettiğimizi oradan seyredecek dedi. Yani artık oraya yazılmayacak. Burada tarihi yani bir tecrübe atıfta bulunayım mı? Recep Tayyip Erdoğan başa geçtiği gün açıkça şöyle bir ifade kullandı. 1500 dedi ki, tane hayvanat bahçesi açtık veya işte hayvan barınağı açtık demeyecek yani. Orada görecek o açılanları İstanbul'da. Şöyle Murat, Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve yüksek bir Refah Parti motivasyonuyla kazandı. Balkondan dedi ki yarından itibaren kimse hakkı olmayan bir şey istemeye gelmesin. Bence Ekrem İmamoğlu iki tarafa mesaj veriyor. Bir taraftan topluma israf olmayacak, yolsuzluk olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak derken Cumhuriyet Halk Partililere diyor ki ya kardeşim tamam 40 yıllık hasretiniz var ama yarın üşüşmeyin. Bence o Recep Tayyip Erdoğan'ın açıktan söylediğini Ekrem İmamoğlu kapalı dille söylemeye çalışıyor. İznim olmadığı için ismini paylaşmayacağım. Çok saygı duyduğum bir dostumun bir analizini ondan af dileyerek paylaşacağım. Ama bu üçüncü Özal, ikinci Erdoğan dönemi yeni açılan. Yani üçüncü Özal, ikinci Erdoğan dönemi derken şey gibi düşünün. İngiltere kralının adı Andrew olabilir ama Andrew olarak İngiliz tahtına geçemezsin. Adını George'a değiştirmen lazım. Henry'e değiştirmen lazım. Bu da öyle. İmamoğlu'nun şahsında 3. Özal, 2. Erdoğan dönemi açıldı. Bunun nereye gideceğini görmek enteresan olacak. Bir de peki bu şeye katılıyor musun? Yani kendisi tabanına da telkin altına almaya çalışıyor. Sadece sokağa mesaj vermiyor. Bu kötü bir şey. Yok, ben anladım mevzuyu. Bu bence gayet olumlu bir şey. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın açıktan ifade ettiğini daha böyle sofistike ifade ediyor. Daha sofistike ifade ediyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bunları ifade ederken Türkiye'nin koşulları farklıydı. Demin söylediğimi de bu arada tezvirat konusu yapmamak için söyleyeyim. İstifa etmesi gerekir, peşinde koşturmasın dediğim şu, o ilanı veren arkadaşımız. O çünkü artık kamu görevlisi olmanın ötesinde bir misyon ve bir kimlik benimsediğini göstermiştir. Buna hiçbir itirazım yok. O misyonu ve o kimliği benimseyebilirsin ama bunu yaptıktan sonra orada yeni gelen başkanla beraber hizmet edemezsin. Çünkü herhalde o talimatı verip caddenin ortasına o ilanı verdiren vatandaş belediyede şey değil, dördüncü düzeyde bir memur falan değil. Yani hocam konuşmanızın başında bugün İstanbul'un ne kadar büyük bir şehir olduğunu NATO örneğiyle de vermiştiniz. Benim de gözlemlediğim... Ya bütün Batı dünyasında evet, büyük şehir işte. Gözlemlediğimiz şu, bugün siyasi parti liderlerinin çoğu İstanbul'la bir şekilde adaylık olarak yolları kesişmiş. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun aynı yoldan geçerek böyle bir liderliğe ulaşma şansı var mı? Elbette var canım. Yani. Peki bunu ne yaparak ulaşabilir ya da ne yaparak yok arkasında, edebilir? Arkasında bir hizmet izi bırakması lazım. Yarın seçim yapılırsa o hizmet izi olmaz arkasında Ekrem İmamoğlu'nun. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'ndan hızlı bir kahraman yaratmaya çalışanlar daha ziyade ondan hani cinsiyet farkıyla jandark yaratmaya çalışıyorlar demektir. Jandark'ın sonu malum yani. Tamam. Çarmıha gelip yakmışlar. Yani çarpı, direğe bağlayıp yakmışlar neyse. Yani o hani ölü kahraman miti diye bir şey var. Geç Zazıf gelen başarı böyle bir motivasyon oluşturabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geç gelen bir başarı var. Yani o zaman... Ve kitlede de bir aşırı kutsallaştırma biraz var. Biraz da şundan da soruyorum. Ekrem Bey'in ifadelerinde de genellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aşan bazı söylemler var. Ekrem İmamoğlu'nun bir yere gidiyor olduğunu görmek için insanın Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmasına gerek yok. Yani onu zaten yaptığı konuşmalardan biraz evvel senin söylediğin gibi anlıyor. İnsan yürüyor yani adam şeyi var Ekrem Bey'in bir ve öyle görünüyor ki önü açık ve o oyunu oynamak istediği de aşikar fakat şu gün o oyuna hani elini buradan açarak girmeye kalkarsa öyle bir şeyi yok, geçmişi yok yani tamam Türk halkı mağdur sever peki arkasında bir hikaye olması da iyidir, o da güzel. Ama arkasında bir de daha elle tutulabilir bir kayıt olması lazım. O kaydı da
Türkiye'nin gündemine en ağır biçimde oturacak şekilde, ağırlıklı biçimde oturacak biçimde yapabilmenin fırsatı da elinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı öyle standart bir şey değil, değil mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'la ilgili bir sürü son derece yerinde yorumda bulmuş. Kendisi de farkında bile bunun. Yani bakın Ekrem İmamoğlu da hizmet yapıp o bahsedilen mevkilere, makamlara doğru yürümeksi gerektiğinin farkında. Hatta bir röportajı var ki ben diyor bu seçimi alacağım diyor 31 Mart'tan evvel. Ondan sonraki seçimi de alacağım. 10 senede ben İstanbul'u anca düzeltirim diyor. Yalnız şöyle iki dönem arasında bir fark var. Yani CHP Belediyesi'nden Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u aldığı zaman ben birçok yazımda bir makaleye atıf yaparım. Mutlaka görmüşsünüz. Çağlar CHP bir dönem yönetti yalnız. Onu da, o da 4 sene yönetti. Evet, daha evvel ANAP yönetiyordu. Kötü bir şey söylemeyeceğim abi, savunma. Şimdi CHP... Çağlar Keyder'le Ayşe Öncü'nün bir makalesi var İstanbul'la alakalı. Çok kıymetli bir makaledir. Ve İstanbul'un 10 yılını merkeze alır. ANAP dönemini ve CHP dönemini. Şu soruyu sorarlar ve burada ümitsizlik var. Acaba İstanbul kenti kontrol edilip yönetilebilir mi, yönetilemez mi? Ve neredeyse makale kontrol edilemez ve yönetilemez şeyinde biter. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan aldı o yönetilemez kenti, önce bir yönetilebilir hale getirdi. Sonra o fiziki problemlerini çözdü. Sonra başka konular tartışıldı. Şimdi bugün İstanbul'un hizmetler açısından geldiği seviye çok da bir adayın kendini göstereceği bir ortam ve fırsat da vermiyor. O çok artık burada yine sosyolojiye dönük işler buna katılma. İstanbul'da bugün Allah'ını seversen şuradan buraya gelene kadar buradakilerin de buradan şuraya gidene kadar canlı bugün. Ha şöyle bugün. İnan yani, 10 trafik, yıl sonra 5 yıl sonra trafikte bir değişiklik olmayacak. Hayır. Şimdi 5 yıl sonra trafikte bir değişiklik olmadığı zaman ama ben yani kendi durduğu yerde bir sade vatandaş olarak döneceğim ve Ekrem İmamoğlu'na diyeceğim ki ya kardeşim bu ne ya? Yani o zaman onu sorumlu tutacağım zaten. Çözülmeyecek olması çözülemeyecek. Şimdi sen de gittin Çağlar Keyder'e şey yaptın. Aynı havaya yaslandı. Yok şöyle bu anlamda şu değil. Mesela İstanbul kötüleşecek, daha kötü olacak falan filan. Şimdi şöyle 94 yılında hizmetlerin bir vasatı vardı. Bugün geldiği bir nokta var. O gün bir adayın kendini göstermesi daha kolaydı. Siz sokaklardan çöpleri topladığınız zaman, yol yapmaya başladığınız zaman, hiç işlemeyen su mekanizmasını devreye koyduğunuz zaman, doğalgaz geliştiği Maslow zaman... Maslow piramidinin en altındaydık diyorsun. Tabii, çok yukarıdayız ve şimdi fark ettirmesi bir önceki döneme göre, yani 94'e göre çok daha zor. Bunu demek istiyorum. Mesela şu an İSKİ'yi ele alıp, galiba %99'dur su verme oranı bütün hanelere ve şeyle WhatsApp'la İSKİ'den abone oluyorsunuz. Ben 93 yılında, Uğur Mumcu ne zaman öldü? Uğur Mumcu'nun öldüğü gün İSKİ'ye bir sözleşme yapmaya gittim. 5 tane öğrenci evi için. Bana 60 bin lira fiyat çıkardılar. 60 bin lira o gün Erenköy'de bir daire fiyatıydı. Neyse torpil bulduk. O arada kamu kurumlarının önünde o kurumlardan istifa etmiş vatandaşa aracılık yapan aracılar vardı. Aracıyı bulduk, gittik. 6 bin liraya indirdik kaydı. Fakat gördüm abi o İSKİ'nin alt katına hiç gireniniz var mıdır? Giriş katında olurdu föyme işte. Föyler havada uçuşuyor. Eski. Şimdi zaten 20 tane bölge müdürlüğü var. Ve millet şeyde para sayıyor oralarda. Yaşlı bir adam geldi böyle elini omuzuma koydu. Dedi ki ya Uğur Mumcu rahmetli oldu dedi. Biraz sohbet ettik ayakta. Dedi ki ya şu manzaraya bakıyor musun dedi. Herkes para sayıyordu açıktan yani. Acaba dedi aşağıda bu kadar para sayılırken yukarıda ne oluyordur falan. Yaşlıca bir adam. Daha sonra AK Parti aldı, pardon Refah Partisi biz partiliydik. Ya dedim ki acaba bizim bu 6 bin liranın kaydı ne kadar yazılmış? Üsküdar'daki Altunzade işletmesine gittim. Ve gittiğimde 1750 lirası resmi kayda geçmiş. 6 bin liranın da diğeri uçup gitmişti. 60 bin vereydin ne olacaktı? Ya 60 bin versek galiba bizim o zaman vakfı kapatmamız lazımdı. Şöyle, yani 60 binin verilme ihtimali yoktu. Gerçekten dedim ki bu 60 binler neye karşılık geliyor? Dediler ki Erenköy'de bir daire. Bir vakfın, bir derneğin bu kadar para bulma şansı yoktu yani. İşte bizim 6 bin lira, hatta şöyledir, enteresan, bize aracı olan fena da gene değilmişsiniz yani 6 bin lira. Ya 6 bin lira, bugün mesela ona geleceğim. Bugün hocam, şimdi WhatsApp'tan, şöyle, bugün WhatsApp'tan bir mesaj atıyorsunuz. Diyoruz ki benim dairem şu, şuyum şu. İSKİ gelip omaneliği kendi yapıyor. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine bir şey koyacak Ekrem İmamoğlu. 6 milyar tabii. Burada katılmadığım bir şey var. Ha, buyurun efendim. 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu. Öyle mi? Tabii ki o yıl.
verilmiş. Anladım. Sözleşme yapma tarihim 24 Ocak 1993. Talep, tamam, götürülmesi gereken basit hizmetler kalmadı gözle görünür. Kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Özellikle bugün trafikte çok nahoş dakikalar geçirmiş bir insan, saatler geçirmiş bir insan olarak, ama talep de daha sofistike hale geldi. Mesela yani gençleri hiç konuşmuyoruz. Programın başında biraz bahsedildi ama çok farklı bir genç talebi var burada. Ve de gençler özellikle, yani genç derken kendimin de ucundan yakaladığı 20-35'i koyuyorum. 35'e kadar genç. Genç. Çok farklı bir talepleri var ve de bu gençler... Ya biz giremedik değil mi o segmenti? Biz ya artık biz, orta yaş. Masanın yani... bu tarafı mafiş. Siz de bu tarafı hocam. Benle beraber biz... Şimdi mesela bu gençlik Paris'teki F-Station yapılsın istiyor İstanbul'a. Nedir Paris'teki F-Station? İşte bir kuluçka merkezi. Şehirdeki eski bir binanın belediye eliyle dönüştürülmesi ve de orada işte girişimcilere imkanlar verilmesi, bir takım şeyler yapılması. Bu tip artık daha sofistike, zaten gözle görülür bir takım, hani işte su bağlandı, yol yapıldı. Tamam, onları yapacak çok yer kalmamış olabilir ama zaten talep de bu yönde değil. Talep çok daha sofistike hale gelmiş vaziyette ve de bugün siz İstanbul'a yarın bir F-Station yaparsanız, yani Paris bunun çok iyi bir örneği olduğu için orayı tekrar ediyorum. Bunu siz görmeyebilirsiniz ama bunu görecek, farkında olacak çok geniş bir seçmen kitlesi var. Şöyle. Dolayısıyla talep daha sofistike hale geliyor. Özellikle genç talep daha sofistike hale geliyor. Ve de bu talep karşılanırsa bunun karşılandığını fark etmeyebilirsiniz bile. Şimdi yani bir yol yapmak gibi bir şey değil çünkü bu. 2006 yılında bizim yaptığımız bir araştırmada AK Parti'yi neden destekliyorsunuz diye bir soru sormuştuk. Mesela şöyle bir cevap geldi. Çok kıymetliydi. Bizi dünyayla buluşturacak parti. Yani ikinci şeydi galiba. Birinci şıkta bir şeyler vardı. İkinci şıkta şu var. O çok kıymetliydi. Biz o zaman onu da böyle raporun başına yazmıştık. Yani 2006 yılında gençler AK Parti'yi kendilerini dünyayla buluşturacak parti. Yani gençlerin... Dünyanın Türkiye'den beklentisi bu yani. Türkiye'nin gençlerinin Türkiye'den beklentisi bu. Bakın ben size çok enteresan lafını kestim ama bir şey söyleyeyim. Türkiye ile Suriye'nin arası gayet iyiyken, bu Beşar Esad kardeşimiz falanken, Beşar Esad'la yapılmış bir röportaj var. Beşar Esad o gün diyor ki, o gün tabii Suriye'de çok ayrı bir iklim var. Diyor ki, bizim için diyor, yüzünü batıya dönmüş, bizi batıyla buluşturacak bir Türkiye önemlidir. Evet. Yoksa yani biz zaten Orta Doğulu'yuz. Burada İnal Batu'nun bunu teyit eden bir şeyi vardı. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ın sihri nereden kaynaklanıyor? Bir kolu Arapların elinde, öbür kolu Batılıların elinde ve ona büyük bir sihir katıyor. Son zamanlarda Batılıların tarafındaki eli zayıflamaya başladı. Aman orayı bırakmasın. Orayı bırakınca önce Araplar kaçar. Çok aynen. Şeydi. Çok mantıklı bir şeydi. Aynen. Dolayısıyla bugün mesela şeyi, gençleri dünyayla buluşturacak parti, kişi, kimse, gençler ona yüzünü dönerler. Bunda hiç problem yoktur yani. Bir de şöyledir yani, böyle basma kalıp olacak. İlla şu iyi olacak, şu kötü olacak diye bir ön yargıyı zaten sokak da kabul etmiyor. Sosyolojinin bir talebi varsa o arar, mecrasını bulur. Önemli olan bunu kişiler doğru yönetebilecek mi, yönetemeyecek mi? Ama şey eşiğinin, yani başarı eşiğinin eskiye göre çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bir de bu söylediğiniz konuda belki çok büyük bir alanda bir kuluçka merkezi açılmamıştır ama şu an baksanız böyle irili ufakta en az İstanbul'da 20 tane kuluçka faaliyeti var. Var, özel sektöre ait şeyler. Şeye de var. Mesela Fatih Belediyesi'nin böyle bir uygulaması var doğrudan. Tamam, doğrudur ama şimdi yani bu kuluçka... Kartal Belediyesi. Bilmiyorum şeyi nasıl, performansını nasıl, orada yo, kaç şöyle, tane... Kartal'da yapmış var, kaç tane girişimci... İşin başındaki delikanlıyı Ahmet Bey bir gün çağırsın, burada bir toplantı şey yapsın, tartışma yapsın. Mesela o kuşaktan getirin, o işin başındaki çocuğu da çağırın ama ben dinlediğim zaman hayran kaldım. Mesela şöyle, Türkiye'de bu tür şeylere Arge'de, yüze yakın Arge desteği varmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle oluyor konuşma. Ben AK Partili belediyeler kuluçka merkezleri açmıyor demiyorum zaten. Mesele o değil. Açıyorlardı. Yeni kuşağın taleplerini doğru karşılayan. Başarılı da oluyorlardır belki. Yani o kuluçka merkezinden kaç tane çıkış olmuş? Kaça satılmış? Tabii tabii. Ne kadar istihdam sağlamış merak ederim. Hakikaten de başarılıysa da yapandan Allah razı olsun. Bence şu programın birisi bu tür şeyler ayrılabilir. Bir ufuk açıcı da olur. Yapıyoruz böyle şeyler, böyle programlar geçer. Mesele o değil ama benim anlatmak istediğim şuydu. Hala daha görünürlüğü herkes tarafından olmayan ama markası çok geniş seçmen kitlelerine hitap edecek, yapılacak çok icraat var. Kesinlikle var. Çünkü artık oraya geldik.
Zaten şöyle, ben yaklaşık 2-3 ay önce AK Parti Genel Merkezi'ne briefing verdim. Temelde şeyim şuydu, paradigma değişti. Seçmen artık bireysel taleplere yöneldi, günübirlik taleplere yöneldi ve klasik anlamda o klasik siyasetin sunduğu şeyleri gençler kabul etmiyorlar. O hizmet üzerinden, hizmet paradigması üzerinden gitmiştim. Bana dediler ki mesela nasıl modellenecek, yani hizmeti modellemek kolay. Ben yüzlerce mikro proje dedim. Şu an dikkat edin, adaylar da aslında buna yöneldi. Toplumun önüne irili ufaklı yüzlerce mikro proje koyacaklar ve gençler bunun arkasına takılacaklar. Benim aklıma da şu geldi. 20. yüzyılın başında Patent Enstitüsü artık yeni bir şey bulunamaz diye bir görüş bildirmişti. Bana da öyle geliyor ki şimdi değişen teknolojiyle beraber aslında yapılacak çok şey olacak kentte. Öyle görünüyor. Sanki yeni fırsatlar sunacakmış gibi algıladım ben de. Evet, peki şimdi bir gerçeğin anı geldi. Gerçeğin anında 3 tane araştırmacıyı yakalamışken size biraz da araştırma dünyasıyla ilgili soru sormak istiyoruz. Araştırma dünyasıyla ilgili sorularımızın birincisi şu. Türkiye'de araştırma yapmanın zorlukları neler yani? Siz bu hani herkes tutturdular mı tutturmadılar mı diye bakıyor. Siz i̇şte neyle magazin kısmı ya. Yani. Siz aslında neyle uğraşıyorsunuz? Hakikaten tutturmakla mı uğraşıyorsunuz? Nedir? Ya o var tabii. Yani tahminlerinizin doğru olması önemli. Fakat sizinki doğru muydu mesela bu seçimden önce? Ya bakış açılarına göre değişir. Ben 50.2 alacak demiştim Ekrem İmamoğlu ama kazanacak demiştim. Şimdi bir taraftan 4 puan bir sapma var, bir taraftan kazanacağına dair bir şey var. Artık siz karar verin, doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Neydi sizin şeyinizi? Ha bir de sizden başlayalım, siz anlatın. O hani hata payı var ya, hata payı. Hı-hı. Nedir o hata payı? Çünkü ondan bütün kamuoyunun kafası karışıyor. Bakın şimdi bu şöyle bir şey. O hata payı sadece bir tane şeyden oluşmaz. %95 güven sınırında dersiniz. Bu 100 tane araştırma yaparsanız 95'inde bu sonuç verecek demektir. Bu aralıkta bir sonucu verecek. Bu aralıkta bir sonuç. Şimdi o aralığa geliyorum. Bunun da belirli bir örnekten büyüklüklerine göre işte artı eksi 3'ten başlayıp kabul edilebilir rakam. Pazar araştırmalarında %5'lere kadar çıkabilen, tamam mı? Örneklerimi küçültebilmek için özellikle. Türkiye'de işte, peki en küçük araştırma örneklemi ne olabilir? Seçim gibi bir konuda düş kaç kişiyle yapar? Binden aşağı inmemek gerekir. Binden aşağı inmemek gerekir. Yani, peki 1000 kişiyle yaparsan... Ama o şeyin büyüklüğüne bağlı. Bir küçücük bir ilçede yapıyorsanız 500 kişiyle de yapabilirsiniz. Yani çok küçük. Hayır, mesela, İstanbul... 7500 kişinin yaşadığı bir ilçede yok, İstanbul'dan ilçelerden falan bahsetmiyorum. Türkiye'de seçim yapılıyor. Türkiye'de. Sahaya çıktım. Minimum kaç kişi? 1000 kişiyle. Minimum 1000. Peki 1000 kişiyle yaptığım zaman güven aralığı nedir? 3'tür. Güven aralığı 3'tür. Evet. Tam %3'tür. Zaten dünya araştırmacılarının kabul gösterdiği bir hata. Ha, ama bunda şunu yakalayamazsınız. Bana hadi bir İstanbul sonucu çıkart şunun içerisinde. 1000 kişiyle anket yapmışsınız. Türkiye sonucu çıkart. Türkiye lazım. Veya işte hadi kadın erkek belki çıkartırsınız da hadi bakayım eğitime göre bir sonuç ver diyemezsiniz bu 1000 kişiyle. Çünkü çok küçülüyor. Öyle bir araştırma için minimum kaç kişidir? Kaçıncı dereceye... Böyle atlaya atlaya gideceğim. Kaçıncı dereceye inmeniz gerektiğiyle ilgili bir şey. Mesela 35-45 yaş arası üst düzey yönetici kadınlar ayrımını görmek istiyorum. Yani. O bunun çok onu yüksek. Onu çıkaramayız. O çıkartırsınız ama 1000 kişiden. 1000 kişiden çıkartamazsınız. Hı-hı. Ama o örneklem sayınızı yükseltirseniz nedir işte? Bu 1000 kişide 10 kişi çıkıyorsa en az 100 kişi, 100 tane o bölüme ait, o sele ait kişiye ulaşmak için 10.000 tane anket yapmanız gerekir ki 100 kişi, 100 tane o yüzü bulun. O yüzü bulalım. Şimdi tabii bir de örnek seçimi vardır. Yani araştırma tek bir şeyden oluşmaz. Çok detaylı ve gıcık bir iş. Detaylı ve araştırma ile ilgili
sevgili izleyiciler. Sorun. Bugün bir şey öğrendik. Araştırmacıların kendi son derece detaylı ve gıcık bir iş oldu. O iş sana göre. Ben işimi çok severim. Çok da gıcık olmam yani. Bayılıyorum ben yaptığım işe. İstatistik bilimiyle soru sorma sanatının birleştirilmesidir esasında araştırma. Yani orada mesela bizim anayasamız bir araştırmada soru formudur. Orada sorduğunuz sorulardır. Onda yönlendirme var mı, yok mu? Olumlusuyla olumsuzunu aynı anda vermiş misin? Mesela ben size soruyu, beni seviyorsunuz değil mi falan diye sorabilirim. Veya beni seviyor musunuz, sevmiyor musunuz diye sorabilirim. Şimdi bir tanesinde objektif sonucu yakalayabilirsiniz. Birden farklı kişiye sorduğunuz zaman. Bu adam bana onu sevdiğimi söylememi istiyor herhalde. Evet cevabını verirsiniz, geçersiniz ilk çıkta. İşte soru sorma sanatı dediğimiz şey budur. Ama bunu inceliklerine inmeniz lazım. Her şeyi ayrıntılı olarak yapmanız lazım. Karşınızdaki adamı sıkmamanız lazım. Çok uzun olmayacak. Evet. Çok uzun olmayacak. Yani ama bir uzun de, olan araştırmalar da yapılıyor. Var, uzun olan araştırmalar var. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte 300 soruluk bir araştırma. Böyle bir kitapçık. Anketöre diyorsunuz ki 5 günde yapacaksın. 60 soru her gün. Her gün aynı kişiyi bulacaksın. Ona göre gideceksin. Ertesi gün bir daha yapacaksın. Ya git kapıdan diye kovan olmuyor. Hayır, önce böyle yapacağını söyleyeceksin diyoruz. Yani bir defa kabul ettikten sonra hiçbir şey olmaz olur mu? Şimdi bunlar biz yabancılar response rate diyorlar. Cevap alma oranı diyorlar. Türkiye'de yüksek mi? Çok düşük. Düşük. Ve 3 tane seçim üst üste geçiyor. Hele gelirini sorunca hiç cevap vermiyor Türkler. Yok, gelir veriyorlar. Gelir cevabını veriyor. Başka şeylere vermiyorlar ama yani o çok eskide kaldı. Sizin SSK Genel Müdürlüğü'nden oraya geldiğinizi zanneden sevgili kaynak kişilerimiz, onlar eskide kaldı. Yani soruyorsun gelirini, hangisini söyleyeyim, asgari ücret yaz oraya. Alıyor 3000 lira. Oraya asgari ücret yazdırıyor. Oraya alıyor 5000 lira. Oraya asgari ücret yazdırıyor. Zaten onun bir ratio'su vardır. Orada bir ağırlıkla 1,5'tur. 1,5 mislini alıp onun üzerine. Yani insanlar 1,5 misli alınacak şekilde gelirlerini indirip söylüyorlar. Evet, indirip söylüyorlar. Evet, bir şey daha öğrendik kendimizle ilgili. Peki. Ama bu şimdi nedir bilmiyorum. Ben uzun süredir gelir çalışması yapmadım ama şimdi buna bakmak lazım. Odur kültür oturduysa öyledir o. Peki İhsan Aktaş, size de şunu soracağım. Tabii ister istemez bildiniz mi bilmediniz mi? Orada şunu söyleyeyim, yani müşterimize verdiğimiz sonuçlarımızı bildik. Yani hata payımız böyle, yani hatamız 2-3 puan ama hani kazanan belli, ne kadar oyla kazandığı belli. Bizim bir şeyimiz var, yani en azından biraz kamuoyuna açıklamam gereken bir durum var. Ben bir tweet paylaştım, İbre Binali Bey'e döndü diye. Kendimize... Kendin girdin, kendin kurtuldun. Şöyle, yoksa ben soracağım. Şöyle, yok ben bilerek açıklamak istiyorum. Şimdi biz bir önceki seçimi 1006 farkla bilmiştik. Yani 1006 işte 7-8 bin oya tekabül ediyor. Binali Bey'in kazanacağını görmüştük. Yani normalde bir araştırmada böyle bu kadar detaylı bilinmez. Murat da galiba yakın bilmişti. Ben biraz böyle şey olarak, firma olarak ya bu tutturdum tutturmadım bir totoculuk üzerine çok önemsemem ama tutturmamız lazım. Yani hata payını aşmaması lazım. Bizim süreçte galiba 20 tane araştırma yaptık. Yani iki seçim arasında. Şey günü yani iptal öncesi yaptık. İptal sonrası 10-11 puan bir açık oldu. 8 oldu, 7 oldu. 4 farkta çok direnç oldu. İptalle beraber 11 puan öne mi geçti? 11 puan bir açık oldu. Yani şöyle AK Partili seçmen tepki gösterdi. İşte kararsız seçmen tepki gösterdi falan. Sonra bir... İlk seçimde 7-8 bin puan, 7-8 bin oyla Ekrem İmamoğlu yok, kazanıyor. Yok, Binali Bey kazanıyor diye şeydi. Yani 1006 Binali Bey öndeydi. 48 küsür. Binali Bey'in 1006 daha fazlaydı o küsuratı. Öyle diyelim. Hata payı içinde bilmişsiniz. Hata payı bile değil. Bu çok virgüllü yani. İkimiz aynı şekilde. Evet yani çok şey. Bu kadar net. 20 bin oy yani. Bu normalde bilinebilecek bir şey değil. Bazen tesadüf eder. Öyle diyeyim. Şimdi geldik ikinci seçime. Biz işte müşterimize sürekli araştırma yapıp veriyoruz. 4 bandında ciddi bir direnç oldu. 52-48-47. Yani. Oraya geldik mi? Oraya bence geldik. 4 bandında direnç bence oldu. Bence deme şimdi. Gördük yok, mü? Yok ya yani, firma yani, oldu. Gördük. Bence 4 bandını gördük. Acaba 3 oldu mu? 3,5 oldu mu? Bizim de beklentimiz acaba bu hata payı. Bizim işte 2, 1.8, 2.2
hata payımız var. 5000 denekle yapıyoruz. Bazen 3000'le yapıyoruz. Yani 1000'e göre daha düşüktür hata payı. Acaba hata payına yaklaşır mı diye beklentimiz vardı. Mesela Güneydoğu Anadolu'dan gelip burada çalışan bir seçmen vardı. Dedi ki ya biz bu bir ay 40 gün zarfında pamuk ipliğiyle bayağı seçmen bağladık. Fakat son birkaç günde bazı hadiseler oldu. Bu AK Parti seçmeni. AK Parti seçmeni. Bu pamuk ipliğiyle bağladığımız o kararını değiştirmiş seçmen tekrar kararından vazgeçti. Galiba bu son şeyin, Abla Öcalan mektubunun veya çıkışının şöyle bir şey oldu, faydası oldu. İkna konuları da var. Çok İkna güzel. Edilmiş muhafazakar Kürtler vardı. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten problemi yoktu oy vermekte. Bence birinci seçimde de iyi oy verdiler. O ikna edilmiş muhafazakar Kürtler daha geri dururken milliyetçi seçmenden de kayıp oldu. Hı hı. Dolayısıyla zaten şeyin motivasyonu yüksek. Yani Öcalan mektubu hikayesinin buradan kabaca 4-5 puan sizce etkisi olduğunu 4-5 mu çıkarmam gerekiyor? 4-5 puan gerek? Olmayabilir. Yani burada şöyle düşünün. Başka bir şey oldu yalnız. AK Parti'ye zararı 4-5 puan değil. Fakat HDP bir önceki seçimde %78-75 oy vermişti. 90'a çıktı oy verme şeyi. Hı hı. HDP seçmeni çok radikal bir şekilde yüklendi. İşte Önder Apo'ya bu baskı altına bu karar alındırdı diye. HDP'nin bir şeyini söylediler Güneydoğulu arkadaşlar. Ya 3'e kadar bir beklendi ama 3'ten sonra bir yüklenme oldu. Yani neredeyse daha çok HDP'liler geldi 3'ten sonra sandığa diye. Bizim müşterimize verdiğimiz sonuçlarımız şey. Yani hata payı çerçevesinde doğru. Biz telefon anketi yaptık. Orada enteresan bir veriyle karşılaştık. Şimdi başarılı olan parti veya taraf, ya eskiden diyelim bütün sonuç diye 1500-3000 deneye çıkarsınız, AK Parti oyları %5 fazla gelir. Hı hı. Mesela yüzde yaptığımız araştırmaların tamamına yakında Ekrem İmamoğlu oyları 4-5 fazla geldi. Bu doğaldır yani, arkadaşlar bilirler. Ya ağırlıklandırırsınız ya iptale gidersiniz falan. Telefonda yaptığımızda ilk kez o işte Abla Öcalan şey konuşulmuştu. Bence HDP tam kararını vermemişti. Orada şöyle bir şeyle karşılaştık. AK Parti'ye oy veren Kürt seçmen %22'den 40'a çıkmış gibi bir görüntü gördük biz. İşte o da ben de acaba bu hata payına baktık işte kararsızlara şuna buna. Galiba hata payı çerçevesine yaklaştı kazanan kazanmayan. Orada bir simülasyonda 1 puanla Ekrem İmamoğlu. Ötekinde de Binali Bey 50'ye geliyordu. Ben o ibre döndü dediğim o kendi şey yaptım. Şimdi Twitter, diyorum ki açıklayalım evet, herkese. Twitter'da ben şey yaptım. Yani müşterilerimize yazdım. Verdiğimiz şeyimiz hata payı çerçevesinde kazananın belli olduğu bir şey. O zaten bir süreçtir. Yani A'dan Z'ye bir süreçtir. Bir de şöyle düşünün yani bir firmanın aslında hesap vermesi gereken en büyük kurum müşterisidir yani. Çünkü veya müşterileridir. Müşterilerimize verdiğimizde doğru telefonla son gün kendimize yaptığımız şey de hatalıydık. Yani son gün kendimize kolay kolay veriye dayanmadan böyle kamuoyuna sırf motivasyon olsun diye açıklama yapan birisi değilim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Öyle ya da böyle hep sözümün arkasında olmuşumdur. Yanlışımın da arkasında olmuşumdur, doğrumun da arkasında olmuşumdur. Mesela ne mi? Bir önceki seçimde çıkıp bayrak açmadım. Arkadaşlar işte biz sonucu 1006 ile bildik falan filan. Ya kurumların nihayetinde bir kurumsallığı var, geçmişi var. Biz 20 yıllık kurum, yaklaşık yılda 1 milyon insana dokunan bir firmayız. Sosyal araştırmalarda, pazar araştırmalarda ve siyasi araştırmalarda bir kurumsallığımız var. Galiba dışarıda şöyle bakıyorlar. Tutturan firma devam etti. Tutturmayan firma dükkanı kapattı. Öyle bir hayat yok yani. Nihayetinde o sizin kurumsallığınız, disipliniz, ciddiyetiniz devam edecek. Biz biraz belki Muratlara göre, müşterinin de talebine göre daha yüksek deneklerle çalışıyoruz. Yüksek denekle çalışınca isabet şansı biraz daha yüksek oluyor. Fakat Murat'la bizim aramızda bir şey var. Enteresandır yani, uzun yıllardır sonuçlarımız birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu artık ya metotta bir benzerlik var ya yaklaşımda benzerlik var. İstatistik analizlerde muhtemelen de yani sonuçta iyi tahmin etmek önemli ama tabii, her şey değil. O değildir. İş, müşterinize iyi strateji vermek önemli. Eğer siz bir siyasetçiyle çalışıyorsanız ben çoğu zaman müşterime seçim tahminimi son dakikaya kadar söylemem. Çünkü biz çok iyi durumda olanlar gelmez bizlere. Zorda olanlar, özellikle benim şirketime zorda olanlar. O size iyi durumdakiler hesap ediyor. Ya şöyle, biz iktidarla çalıştık fakat o iktidarla çalışmanın sorumluluğunu ben hep taşıdım.
mümkün mertebe bir araştırma firması disiplini çerçevesinde kaldım. Onun dışında hiçbir şey, bütün iş ilişkilerimde olsun, diğer konularda olsun, ben araştırmacıyım ve boyum buraya kadardır. Yani o disiplinden hiç çıkmadım, ona da dikkat ettim. Ya ben söyleyeyim, yanlış anlaşılmış olabilir. Mesela İstanbul zorda bir seçim. İşte o orada. Ha öyle zorda. Tabii. Öyle zor. Yani ne olduğunu ya işte sayın başkan, sayın vekil, biraz bekleyelim. Ben sonuna doğru size söyleyeceğim ama şunları yapmalısınız. Anketten bunlar çıktı. Ben kesinlikle hep tüm ekipten, araştırma ekibinden ve adaydan saklarım yani. Sonucu sonuna kadar saklarım. En sonuna da veririm. Aday ben olsam çıldırırdım. Ama hayır. Şimdi bizim 0.1 yükseldik veya 0.1 indik demekle aradaki fark 11 puan demek. 1 Kasım seçimlerinde biz bir ara açmıştık. 1 Kasım seçimlerinde seçime 20 gün kala biz kapattık. 45.5'larda. Dedik ki ya 20 günde daha ne olabilir ki, eski tecrübelerimiz var ya, seçimden 2 ay önce karar verilir, ne olsa şartlar değişmez. Partililer diyor ki ya İhsan bak saha çok fena, uçtuk gidiyoruz. Müthiş bir motivasyon var o 7 Haziran sonrası süreçte. Ben dedim hadi ya şimdi 20 günde ne değişebilir? 4 puan değişti o zaman. Yani bizim araştırmayla belki de herhalde mesela son gün araştırma yapsan veya 2 gün önce araştırma yapsan o açığı görebilirsin, o değişimi görebilirsin. Ne oldu, o zaman bir hata yapmıştık. 45 miydi sana? 45 miydi? Oralardaydık galiba. Şimdi 47 ile şey bildi Adil Bey. Şimdi normalde 49.5. 49.8 fakat Adil Bey 47 ile kahraman oldu. Biz 45 ile Murat'la ikinci olduk. Diyorum ki şimdi ben aslında 44, burada 48 dedi. Ben 45 küsürdü. Diyorum ki şimdi burada aslında birinci kötü, ikinci kötü diye sıralamamız lazım. Üçüncü kötü. Birinci kötünün 3 puan farkı var. Bizim 5 puan farkımız var. Tamam. 4.5 puan. Aslında böyle süper bilen değil de birinci kötü, ikinci kötü, üçüncü kötü diye hepimizi sıralayabilirsiniz falan. Peki diye. Siz ne kadar kötüydünüz Can Selçuk? Bu kötülerden yola çıkarsak. Yani şimdi Perşembe akşamı 20 Haziran Perşembe akşamı yayınladığımız, kamuoyuyla paylaştığımız sonuçlarımız araştırmamızın hata payının içinde kaldı. Yani istatistiki olarak anlamlı sonuçlarda tahmin edebildik. Şimdi ama bu şey oldu böyle. Yok net söyleyeyim yani net bilimsel söyleyeyim. Olarak tahmin ettik. Yani yüzde istiyor. Ha yüzde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun %52.1. Sayın Binali Yıldırım'da 46.9 açıkladı. Siz biraz Binali Bey'inkine 2 puan ekleyip şeyden 2 puan Ekrem Bey'den 2 puan çıkarmış. Şey yani tedbirli yapmışsınız araştırmayı o zaman. Aslında şöyle belki tedbir değil, aslında sıkıntımız şurada oldu. Şöyle, bu çok şey değil. Biz bunu hazırladık. Raporu çıkmak artık son kontroller yapılıyordu. O sırada Öcalan mektubu haberi düştü. Ben de bunun 2 puan etkisinde olduğunu MHP'den 2 puan ben o tarafa geçtiğin... HDP'den de artı yazdı bence. HDP o zaten vardı diye düşünüyorum daha açıkçası. Daha farklı motivasyon. Araştırma sektörü adına ben burada 2 tane meslek büyüğüm var. Yıllardır bu işleri yapanlar ve de hani öğreniyoruz da onlardan. Hani orada da çok hani sınırımı bilerek açıkçası konuşmak biz isterim. Biz daha çünkü... iyi bildik ama diyorsun. Hayır öyle bir şey demedim. Yok, bilemeyeceği, daha kötü bileceği zamanlar olacak. Daha çok çok daha tabii. iyi bileceği zamanlar peki, olacak. Onlar peki bir şey sorayım o zaman. Sen de buna cevap ver. Sonsuz bütçem var. Kaç kişiye kadar araştırma yaparsın Türkiye'de? Yani bir işte 1000, 3000, 5000 falan filan. Yani gönül ister ki bütün Türklerle konuşalım herhangi bir konuda diyebilirsin. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla konuşalım ama yani şu kadarı yeter ya. Yani herhangi bir konuda artık gözüm kapalı böyle olacağını söyleyebilirim. Dediğin örneklem büyüklüğü ne? İşte o hani %95'in %100'lere yaklaştığı, hata payının sıfıra doğru indiği örneklem büyüklüğü nedir Türkiye'de? 80 küsur milyonluk bir ülkede. Seçimin kendisi. Seçimin kendisi tabii ki de hani hatanın şey oldu en büyük örnekle ama fakat burada hocam. Yok ben anket olarak diyorsunuz. Yani gösterge kabul edebilecek reprezentatif büyüklük nedir? Yani 10 bin kişi midir mesela? Var mı böyle? Lafı bir dolandırmak adına değil de şu araştırma stratejinizle alakalı. Çünkü bizler tabakalandırılmış örneklendirme yapıyoruz. Aslında Murat Bey biraz ondan bahsetti. Yani biraz aç. Toplumun hangi tabakalarını anlamlandırmak istiyorsunuz?
gençleri mi anlamlandırmak istiyorsunuz? Hı hı. Veya emeklileri mi merak ediyorsunuz? Veya ABC C1'i mi mesela merak ediyorsunuz? Hı hı. Burada işte stratejiniz önemli. Strateji de şu. Araştırmanın inceliği de aslında bana soracak olursanız oradan devreye giriyor. Siz toplumu en iyi hangi grupların anlatabildiğini düşünüyorsunuz? Eğer gidip de hiç olmadık tabakalar oluşturabilirsiniz. Yine Türkiye çapında temsili bir şey de oluşturabilirsiniz. Ama o farklı tabakalara, farklı gruplara atfettiğiniz yanlış önem sizi çok farklı sonuçlara taşıyabilir. Hı hı. Dolayısıyla buradaki esas mesele araştırma stratejinizi nasıl kurguladığınızla alakalı, o tabakaları nasıl seçtiğinizle alakalı. Bir örnek vereyim mesela. Seçim araştırmalarında cinsiyet bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de çok önemli bir anlatıcı değişken değil. Yani bir örneklemin özellikle büyük şehirlerde kadınlarla erkekler birbirine benzer oy veriyorlar. Yani bir örneklemde... Fakat bu dönemde biraz yaklaştı. Eskiden söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP'li kadınlarda erkeklere göre bir fark vardı. Daha çok merkez partilere yöneliyorlardı. Mesela o fark giderek azalıyor mesela. Tezinizi ama doğru. Yani araştırmayı yaptık. Örneklemde örnek vereyim. Kadınlar %55 çıktı. Erkekler %45 çıktı. Çok önemsemeyebilirsiniz. Türkiye'de ne kadar kadın oranı? 50-50 diyebilirsiniz. Kadınların oranı erkeklerin oranı biraz daha fazla şu anda. Ama mesela eğitim kötü çıkarsa orada çok büyük sıkıntı var demektir. Çünkü siyasi oy kararının oluşmasında eğitim çok kuvvetli açıklayıcı bir değişkendir Türkiye'de. Dolayısıyla eğer örnekleminizin eğitim dağılımı Türkiye'yi yansıtmıyorsa Bu bir sorundur. Bu bir sorundur. Ya çok buraya hassas gıcıklık tarafına bir gireyim mi? Şimdi bir tamamlayayım hocam. Buyurun. Ya çok hassas bir ağırlıklandırma yapmanız lazım. Ama orada da eğer örnekleminiz hakikaten gerçekten çok farklıysa o işin ucu kaçar. Ya da işte anketlerle onu normale yakınlaştırmanız lazım. Normalize. Şimdi mesela bir 3000 denekli bir araştırma çıkacaksınız. Bizim küçük ölçek diyelim 3000 denek. Bir defa işte eğitim Türkiye'deki TÜİK standartlarına uygun şekilde gelmiş olacak. Gelir ortalama gelire uygun gelmiş olacak. Yaş cinsiyet gelmiş olacak. 18-24'teki küme ile 55 artıdaki küme o dengeye uygun olacak. Ondan sonra işte kadın erkek olacak. Bölgesel dağılım olacak. Zaten bence araştırmacılığın, ya Murat soruyu atıf yaptı onu tekrarlamayayım. Bence büyük sırrı örneklemi nasıl oluşturacağınızla alakalı ve bence en hassas tarafı şeyin örneklemdir. Örneklemi doğru kurgularsanız bu sağdan doğru gelmeyebilir. Bu sefer denetim mekanizmaları devreye giriyor ki ya 7-8 katmanlı bir araştırmanın denetim mekanizmaları var ve kendinizi en süper hissettiğiniz anda bile bazen sağdan yanlış bilgi size gelebilir. Orada da benim o biraz gıcık dediğim o sürekli teyakkuzda olmanız yani füze fırlatmak gibi ya da uzaya uydu fırlatmak gibi. Çalışma arkadaşlarınızdan en kritik zamanda hatalı iş size gelebilir ya. Yani. Evet. Sürekli yani şüpheli olmak zorunda. Gıcık tarafı bu. Sürekli şüphe etmeniz gerekiyor. Ya bizim sistem böyle oturdu. Firmamız tecrübeli. Süper iş gelecek diye bir garantisi yoktur. Her zaman böyle bir teyakkuzda olma durumu var. Peki anketlerde mesela şöyle şeyler olabiliyor mu? Tekil anketlerde araştırma yapılırken. O anketin mesela anketör tarafından doldurulması. Tabii. Yakalanıyor. Ama bunlar, o çok oğlu. Şöyle dedi, teknik olarak mesela yapay zeka ile yakalanan modeller yazıyorsunuz. O yakaladığı kadar o yapılıyor. Teknik kontrolden geçiyor. Anlamsızlıklara bakıyorsunuz. Sonra GPS kodlu bir takım araştırmayı bölüyorsunuz. İkiye bölüyorsunuz. Acaba iki parçanın hangisinde bir anlamsızlık var? Biz galiba 7-8 farklı denetim yöntemi var ama giderek şöyle aslında elektronik denetim rolü artıyor şeyde. Yani o yapay zeka şeyler artık onlar da hatalı anketi yakalayabiliyorlar. Anlamlılık testine tabi tutuyorsunuz anketör sayısına göre aldığınız bir soruyu, cevabını bildiğiniz bir soruyu anlamlılık testine tabi tutuyorsunuz. Eğer anketörleri değişik değişik yerlere göndermediyseniz birbirleriyle farklılaşma gösteriyorsa yani bir tanesi şimdi tamamıyla atıyorum bir tanesinin tamamı %100'ü gitmiş AK Partili ile görüşmüş. Diğer bütün anketörler işte o genel ortalamanın %5-10 üstünde altında kalmış. Olabilir. Yani Türkiye genel dağılımının altında. Hemen bak, hop, bu anketöre yoğunlaşıyorsunuz. Ne oldu?
Hemen başlıyorsun işte, bir taraftan telefon kontrolleri, bir taraftan anketlerin iç denetimleri başlıyor. Nereye gitmiş? Çünkü artık böyle tabletlerle falan yapılıyor. Bastığı anda sizin nerede anketi yaptığı bilgisayarınızda. Yani nereye gitmiş? Güzel sahil kafe ise mesela üst üste 45 anket değil mi? Olmuyor. Bir de input diye bir sonuç var. Mesela siyasi bir sonucu ele alırken 7-8 tane soruyu da karma yapıyorsunuz. Oradaki duygusal davranışlardan siyasi sonucun değişip değişmediğini ölçüyorsunuz. Yani input da aslında kendi içinde iyi bir test mekanizması. Eğer sizin sonucunuzla input'tan gelen sonuç çok sapmıyorsa, o yani şöyle diyelim, kişinin işte muhafazakardır, Atatürkçüdür veya dindardır veya başka bir şeydir. O bir soru. 8 soruyu alıyorsunuz. Onu bir karmaya tabi tutuyorsunuz. Input sonucuyla normal sonucunuz da çok sapmıyorsa diyorsunuz ki tamam artık yani şey. Siz nasıl kontrol ediyorsunuz? Bütün bu tutarlılık testlerini biz de yapıyoruz. Mesela şöyle bir şey oluyor. Bir anketör istikrarlı olarak anketi uygulama süresi diğer anketörlerden daha uzun oluyor. Hepsi mesela ortalama 17-18 dakikada yapıyor diyelim. Bir anketörünki sürekli 25-26 dakika oluyor mesela. Açıp bakıyorsunuz. Veya 3-4 dakika. Veya 3-4 dakika. 3-4 dakika olmuyor çünkü çok bariz olacağı için hiçbir zaman öyle şeyler olmuyor. Ama şöyle bir dönemin herhalde gerisinde kalındı. İşte bütün bu elektronik kontrol mekanizmalarından dolayı. Yani Türkiye çapında anket yapıyorum deyip otogara gidip işte Malatya otobüsten inenlere soru sorup Malatya'da 100 tane anket yaptım deneme artık kapandı. Tabletlerde GPS kodları var. Sadece bilir mesela bunu yapıyoruz. Mesela iş yeri anketleri de oluyor. Fabrika anketleri oluyor. Mesela imalat sanayinde bir anket yapıyorsunuz. Belirli bir organize sanayiye gidilecek. Tablet sadece o GPS kodunun içine girdiği zaman açılıyor ve de anket doldurulabilir hale geliyor gibi gibi. Ön denetim mekanizmaları var. Şey var. Peki şimdi son 10 dakikamız. İzin verir misin ya? Tabii ki. Şu son 10 dakikada 3 tane soruya yoğunlaşacağım ama kısa kısa cevaplar isteyeceğim sizden. Mesleğimizle ilgiliyse kısa veremeyiz. Yok. Şimdi mesleğinizle ilgili ama kısa cevabının mümkün olduğunu düşündüğüm şeyler. Demek adam başı 3 soru 3'er dakika. 1 dakika fena zaman değil. Birinci sorumuz şu. Sizin anlattıklarınızdan benim anladığım çok net bir şey var. Bu anket işi öyle avara kasnak bir iş değil. Böyle kesinlikle. Hani anket denecek bir iş de değil. Onun için bunlar araştırma şirketleri ve bu araştırma şirketleri de dikkatlice çalışıyorlar. Müşterilerine karşı sorumlulukları var. Kamuoyuna karşı bir sorumluluk taşıyorlar. Birinci mesele şu. Dünya örnekleriyle kıyasladığınız zaman Türkiye'de araştırma sektörü, özellikle siyaset araştırmaları, siyasal ve sosyal araştırmalar başlığı altında ne durumda? Kendimize nasıl bir not veririz? Yani 10 üzerinden nerelerdeyiz? Bu ben 10 üzerinden not veremem de birinci soruyu böyle ilçin tamam, soru biri, mu? Birinci soruya başladım. Türkiye dünyanın önünde. Siyasal araştırma. Siyasal araştırmalar. Evet. Kurumsal firmaları baz alacaksak önde ama seçim zamanı kurulup seçim sonrası kaybolan firmalar var. Onlara katmamamız lazım. Yani sürekli kamuoyunda olan kurumsallaşan, ki kurumsallaşmak çok da pahalı bir iştir. Kurumsallaşan firmalar dünyanın önünde siyasal araştırmalarda. O da hala biz kapı çalıp insanlarla görüşebiliyoruz. Dünya bu konuda biraz zorlanmaya başladı. Yani Brexit. Amerikalılar bizim kadar rahat Amerikan değiller. Amerikan seçimleri yani. Burada yanılan firmalar dünyanın en büyük polcuları yani kamuoyu araştırmacıları. Dünyanın en büyükleri yani. O İngiltere'de yanılanlar, Amerika'da yanılanlar. Bizdeki bu böyle, bunu biz hani ben Uğurtan'a sıkıla 50.2 yani Ekrem İmamoğlu kazanacak falan diyorum ya. Onlar bildik diyor bunlara. Harris Poll diye bir modeli uygulayan ve seçim kazandıran algoritma diye de dünyada meşhur olan ve bizim de iki defa onlarla bir defa tek başına örnek olarak iş yaptığımız bir firma Hillary Clinton seçiminde ciddi yanıldı yani. Tabii. Ve dünyaya model olmuş bir firma. O adını vermeyeyim. Hani senin fikrin nedir Can Selçuk'un? Sektör önde, müşteri geride. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. İki sebepten dolayı. Bir, bu iş hakikaten araştırma. Anket, bütün araştırmanın içerisinde veri toplamak için bir... Kullanılan bir araç. %10'u, 15'i, 20'si belki. Ya ben anket diyorum kamuoyuları. Bunu nasıl tasarladınız? Oradan çıkan şeyleri nasıl yorumladınız? O yorumlar doğrultusunda nasıl bir strateji? İşte Murat Bey'in söylediği. Bunlarla %100'e ulaşıyor araştırma. Olay şuna bakıyor, işte bir araştırma yapacaksınız. 1000 tane anket var diyelim.
ederi de x lira olsun. X'i 1000'e bölüyor. Sen bunu pahalıya yapıyorsun diyor. Bir kere müşteri kötü. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi müşteri tut, bütün müşteri için söylemeyeyim de müşteri tutarlı değil. Yani hala da bu araştırma işi siyasette stratejik süreç yönetimlerine entegre olabilmiş değil. İşine gelmeyen sonuç çıkan müşteri ya bu nasıl araştırma diyor mu mesela size? Diyor tabii canım, demez mi? Yani sürekli işine gelen de diyor. Onunla yani çalışmayacaksın. PR yapmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Hadi sen bize doğru sonucu ver kamuoyuna. Bu isimler bende saklı tabii. Bunu yapan araştırma şirketleri var mı Türkiye'de? Yok. Benim bildiğim yok. Ben o çünkü ötekine araştırma şirketi demem. Güzel bir cevap. Bir şey. PR araştırma şirketi sıfatı taşımakla birlikte araştırma şirketi olarak nitelenemeyecek ve bunları yapan şirketlerin olduğu da anlaşılıyor. İkinci soruya geçiyorum şimdi. Akıllı müşteri böyle bir şey istemez. Evet. Evet. Akıllı müşteri istemez. İkinci sorumuz. Yaptığınız araştırmalarla ilgili olarak siyasetten muhalefet olabilir, iktidar olabilir, fark etmez. Baskı gördüğünüz oldu mu? Yok, benim hiç olmadı. Şöyle zaman zaman yani iktidarın çok güçlü olduğu dönemlerde, kamuoyuna da açıklama yaptığımız dönemlerde muhalefetten eleştiri geldiği olmuştur. İktidar bu dönem şeyleri eleştirdi ama bu baskı yani fiilen baskı görmedik yani öyle şey yapmıyor. Benim hiçbir şekilde... Bozulan oldu ama baskı gördüm diye baktım. Bozulan oldu. Aslında ortamın bir hürriyet alanı var Türkiye'de. Peki. Kimse kimseye de baskı. Bozulduğunu ifade eden de oldu ama baskı olarak yorumlanamazdı. O kişiler, o baskı yapabilecek kişiler zaten bizim türümüzdeki insanlardan uzak duruyorlar. Hı, yani bir de öyle bir şey var. Peki, şöyle, biz kurumumuzun refleksine göre söyleriz yani bana baskı yaptığına göre sizinle kişi nasıl muhatap olacağını belirliyor. Mesela bana bugüne kadar şu araştırmayı şöyle yapalım da sonucunu böyle açıklayalım diyen hiç kimse olmadı. Gerçekten olmadı yani. O çünkü sebebi de şu, bilir yani. Genarın biraz biraz araştırma şirketinin ağırlığına bağlı demek ki biraz müşterinin ya da araştırmadan etkilenenin tiniyetine bağlı. Son soru. Çünkü bu konu tam da bu seçimlerden önce konuşuldu. Şimdi pek telaffuz edildiğini duymuyorum ama herhalde bundan sonra tekrar gündeme gelir. Umarım gelmez, yanılırım ama gelebilir. Araştırma sektörünün daha da regüle edilmesi ve araştırmaların açıklanmasını yasaklanması türünde laflar ediliyor bazı. Bir kere bu herhalde kökünde oldukça antidemokratik. Ama bir haklılık payı olabilir. Neden? O yönlendirmeye açık araştırma şirketleri bakımından olabilir. Demek ki bir akreditasyon meselesi söz konusu olabilir. Siz bütün bu çerçeveyi sektörünüz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağlıklı bulur musunuz? Bulduğunuz şey neye benzer? Sağlıklı. İngiltere'de 3 gün öncesinden yasaklıyorsa benim ülkemde de en fazla 3 gün olması lazım. 10 gün abeste iştigaldir. Seçmeni tırnak içinde söylüyorum, aptal yerine koymaktır. Tabii yok, onu yönlendirecekmiş de anket oradan oraya kadar. Hiç mi kendi kişiliği yok, hiç mi benliği yok? Bu ölçülmüştür efendim. %2'yi geçmez. Ankette gördüğü sonuca karşı tutum alan seçmen sayısı. Ama bir dakika şimdi. 13.754 oyla kıyametin koptuğu bir ülkede o %2'yi önemseyebilir. Ben tamamen hemfikirim ama o %2'yi önemseyebilir kaç, siyasi. Kaç yüzyılda bir olur sizce? Bu da doğru bir soru. Yani. Bu da doğru bir soru. Peki. Şimdi baktığınız zaman normalde bir araştırmacılar derneği var. İşte bizler üyesiyiz. Orada bir güvenilir araştırma belgesi var. Bazı firmalar ayrıldı mı? ESOMAR kuralları var. Fakat şöyle mesela Araştırmacılar Derneği'nin misyonu şu an, yani şu firmalar akredite ve uygundur, şunlar değildir diyecek karizmada değil diyorum. Bir üye olduğum halde söylüyorum, istifa etmedim. Ha, ben de yalnız bu arada şunu üyesiyiz, aidat ödüyoruz ama mesela acaba böyle bir karizma da ne kadar etkili olur bilmiyorum. Çünkü şöyle bir durumu da yoktur. Yani üye olmayan ve kötü işler yapanlar da kamuoyunu ilan ediyor. Evet, ama bunların üzerinden, bu suimisaller üzerinden bir sınırlama getirmenin herhalde yanlış olduğunu. 2002-2006 arası, 2004 arası genel sekreterliğini yaptım bahsedilen derneğin. Evet. 2006 ile de 2008 arası da yönetim kurulundaydım o şeyin. Yani, bazen, ama başka bir sebepten. Şu ifadeyi kullanırım. Yani 22 yıllık arşivimiz bizim mevcuttur.
herhangi bir dönemdeki bir sonucumuzla alakalı kafasına bir şey takılan kişi gelip ben arşivimi açıp ona o durumu gösterebilirim. Mesela bu açıklığım benim vardır. Müşterime de vardır. Tabii, tabii. Dışarıdaki bir gözlemciye de vardır. Can Selçuk, sen ne diyorsun? Bir şey beni çok şaşırtıyor. Şimdi internet medyasının bu kadar yaygın olması bu işe evet. çok zarar verdi diye düşünüyorum. Çok her çok renkli şaşırtıyor. Grafik gören araştırma sonucu diye web sitesine koyuyor. kendi renkli grafiklerimde dahil olmak üzere daha bir kişi de yani bir kişi de demeyeyim de şöyle örnekler çok oldu. Olduğu gibi konan. Yani bana sormamış kaç kişiyle yaptım, nerede yaptım, hangi tarihte yaptım, parasını kim verdi, ben niye bunu yayınlıyorum. Bunu soran yok. Ve fakat o sonuç oraya konduğu zaman algı operasyonu yapan, onu oraya koyan değil de ben oluyorum. Hı hı. Yani böyle bir haksızlık var. Evet. Yani burada ya o regülasyonları ciddiye almıyorum tabii de esas mesele şey. Yani regülasyonun öyle kafaya göre konulamayacak bir şey olduğunu söylüyorsun sen. Üstelik sizin firmanız zannediyorum aynı zamanda sosyal medya ve internet üzerinden anlık ölçümler de yaptı. Yapıyoruz. Hatta bu Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu tartışmasında da yaptınız şey yapmıştık. Bunu. Mesela ben bir açıklama yapmıştım ya. Bir gün önce firmasını kuran ve ofis programında markasını tasarlayan adam ertesi gün sosyal medyada haber olabiliyor. Biz Genar'ı kurduğumuz zaman ilk yıllarda Hürriyet Gazetesi'nde haber olmak istedik. Bir araştırmamızda dediler ki ya gidin kendinizi ispat edin. Ondan zaten sonra. Kendinizden haber olursunuz. Fakat bu internet medyası bir avantaj getirdi yeni kurulan firmalara. Bugün siz yapın bir kağıt parçasını verin veya şeyi tabloyu yarın manşet olabiliyorsunuz. Şey medya da konvansiyonel medya da geç kaldık diye alıp bu haberi hemen yayınlıyorlar. Dolayısıyla böyle bir rahat pozisyon bulma ve rahat manipülasyon ortamı da doğuyor şey. Peki. Evet Yalın. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler bu akşamki bu güzel sohbet için. Araştırma üzerine bayağı bilgilendik. Yine İstanbul seçimlerini tekrar tekrar son 3 aydır bütün Türk siyasetinin tam da merkezinde bulunan bu İstanbul seçimlerini tekrar bir yorumlamış olduk. Buradan yeni bir lider çıkıp çıkmayacağını tartışmış olduk. Ve tarihsel bir süreç içerisinde de anlamlandırdık. Hatta bazı yeni sosyolojik analizler de sanırım bu programda yaptık. Teşekkür edelim konuklarımıza. İstanbul Ekonomi Araştırma'dan Can Selçuk İyi. Genel İhsan Bey'e ve Murat Sarı Bey'e çok çok teşekkürler tekrar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz bir sizlere. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.